Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. Efendim, Türkiye'nin %100 yerli bilgi yarışması Altın Pete'ye hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bildiğiniz gibi efendim, bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. İşte biz de bu güzel haftanın şerefine bugün çocuklarla yarışacağız. Hem de öyle çocuklarla yarışacağız ki hepiniz onları ekranlardan tanıyorsunuz. Onlar bizim ekranlarımızın güler yüzlü, başarılı çocukları. Onlar stüdyomuza gelecekler. Bizim onlar için hazırladığımız özel sorularla yarışacaklar ve Altın Petek yarışmasından aldıkları ödülü de Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlayacaklar. Yani aslında bizim bildiğimiz Çocuk Esirgeme Kurumu'na kimsesiz çocukların eğitimleri için onlar da bu gece Altın Petek yarışmasında yarışmış olacaklar efendim. Ve yarışmacımız Alihan Türkdemir geliyor. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Gel. Hop. Hadi atla bakalım. Ama. Bravo Alihan. Nasılsın Alihan? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Neler yapıyorsun? Okul, okul nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Güzel gidiyor mu? Gidiyor, gidiyor. Çok iyi gidiyor. İyi. Bu hafta 23 Nisan. Çocuk bayramı. Evet. Kutluyor musun çocuk bayramını? Tamam, kutlayayım. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Evet. Ne güzel. Evet. Okulda var mı 23 Nisan'la ilgili çalışmalar? Var, sunuculuk yapıyorum. Sunuculuk yapıyorsun. Demiştim. Evet, söylemiştin bana, biraz önce anlatmıştın. Gene anlatmak ister misin yarışmada da? Duydu mu arkadaşlar? Evet. Tamam, o zaman tekrar anlatmama gerek yok. Ha, yok ama izleyenlerimiz duymadı, sen bana anlattın. Bir de izleyenlerimizin de duymasını isterim. Ben sunuculuk yaptım. Tamam. Çalışıyorum. Yapacağım. Yapacaksın. Ne zaman yapacağım? 23 Nisan'da. Ben çalışıyorum da. Ha, daha çalışıyorsun. Ne zaman yapacağımızı bilmiyorum. Tamam, ama sen hazır ol ki onlar yap dedikleri zaman yapabilesin. Tamam. Tamam. Arkada senin fotoğrafların dönüyor Alihan. Benim çirkin fotoğraflarım. Çirkin miymiş? Bak mesela şu elimde tuttuğum benim. Bu çirkin ben. Ama niye, çok güzel. Bu eşeğe binen ben. Eşeğe mi bindin? Evet. O. Aa, çok güzel. Bu nerede? At çiftliğindeki ben. At çiftliğindeki sen. Bu ben piyano kursuna gittim. Piyano kursunda ben resim öğrendim sanat ekibinden. Resim, evet. Burası burada neresi da, ya? Nereye gittin? Şeye mi gittin? Dolmabahçe Sarayı'na mı gittin? Burada çiftim ben. Burada elinde ben. Papatya var. Her papatya değil o, mini. Neyi mi? Papatya değil mi? Ne o? Mini. Minik bir şey. Böyle o benim. O mu sensin? İşte büyüklerin yanında ben öyle kalıyorum. Ay, büyüklerin yanında sen öyle minik mi kalıyorsun? Evet. Aa, olur mu, senin kocaman bir yüreğin var. Biri bana prenses demişti. Kim? Biri işte. Prenses mi? Biri. Evet. Prenses olur mu? Prens denir. Beni kız zannetti. Kız mı zannetti seni? Evet. Bak şimdi. Olur mu kız? Tamam çok konuşmayalım o zaman. Çok yakışıklı bir prenssin sen. Saçımdan yüzüm görünmüyor ki. Efendim? Saçından yüzüm görünmüyor pek ama. Ha, saçından öyle zannetti. Ama saçların çok güzel. Çok kestirmiyorum ben. Bence kestirme zaten. Çok güzel. Havalı böyle. Çok yakışıklısın. O yeterince havalara uçtu bence. Evet. Oyun oynamayı seviyor musun? Yok, sevmiyorum. Ben evde oturuyorum, sabaha kadar bekliyorum öyle. Sorduğum soru benim de yani. Evet, çocuğa soru soruyorum. Çok seviyorum. Alihan'a soru soruyorum. Oyun oynamayı seviyor musun? Benimki de soru. Tabii ki. Çocuklar oyun oynamayı sevmez mi? Ama ben mesela bir zaman çok kitap okuyordum. Öyle o kadar seviyordum ki her akşam okuyordum. Evet. Hatta böyle 1-2 saat falan da okuyordum arada. Oo, 1-2 saat kitap mı okuyorsun? O yüzden 1200 sayfa bitti kısacık sürede. Oo, kısacık sürede o kadar kitabı bitirdin. Aferin sana. Tamam, hadi başlayalım. Başlayalım mı istiyorsun? Tamam, aralarda sohbet ederiz. Hemen başlayalım, arada da sohbet ederiz. Seninle sohbet etmek çok keyifli çünkü. Ben de bir türlü başlayamadım. Tamam, hadi bakalım. O zaman Alihan hemen başlayalım dedi. O zaman ilk sorusu gelsin. Biz de
başlıyoruz efendim. Barış Manço, bugün bayram sözleriyle başlayan sevilen şarkısında erken kalkın diye kime seslenir? A. Çocuklara, B. Büyüklere, C. Ninelere, D. Dedelere. Biliyor musun o şarkıyı? Bilmiyorum ama Barış Manço. Bugün bayram, erken kalkın. Dırıt dırıt. A. Kim? Çocuklar. Çocuklar mı? Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam. Dur. Onaylıyor muyum? İlk sorudan elenmek istemiyorum. Tamam, onaylıyorum. Tamam, onayladık. Evet, doğru. Bravo. İlk soruyu bildik Bilal ya. İşte ikinci sorunun anahtar kelimeleri geldi. Öğün, burun, oyuncak. Bunlardan bir tanesini seçelim. Öğün yemekti sanırım. Evet, yemek. Oyuncaklardan biraz. Çok oyuncak oynamıyorum. Burun. Burun mu? Burun. Minik burun. Burun. Minik burun. Tamam. Peki, hadi bakalım. Minik burundan nasıl bir soru geliyor? Renkli kostümler giyip... Rekinli olmuş ama. Ya bak, rekinli olmuş. Yanlış yazmışsınız. Düzeltin. Ali yanlış şey yapmayın. Burada yanlış yazmayın. Tamam, devam edelim mi? Ben doğru okuyayım onu. Tamam. O öyle yanlış yazmışsınız. Ali Han kızdı size. Renkli kostümler giyip, burnuna kırmızı küçük top takan ve yüzünü çeşitli renklere boyayarak çocukları eğlendiren hangisidir? Palyaço. A. Sihirbaz, B. Palyaço, C. Jonglör, D. Kukla. Tahmin ettim yani. Sen söyledin bile zaten. B. Palyaço. Onaylıyorum. Onayladın bile. Aferin. Evet, yeah. Palyaço. Bravo. Ben daha şıkları saymadan Alihan cevabı verdi. Çünkü biliyorsun zaten. Tamam. İşte bak şimdi 1000 lira değerinde yeni anahtar kelimeler. Kırmızı. Kuş, araba. 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 Seviyor musun arabaları? Var mı oyuncak arabaları? 40-50 civarında var ama çok oynamıyorum. Ne kadar çok. Kırmızı, kuş, araba. Kuş cinslerini pek bilmiyorum. O olmasın. Kuş olmasın. Kırmızı al. Kırmızıdan da aklıma bir şey gelmedi. Araba olsun ya. Araba olsun ya. Arabalar güzel. Erkek çocuklar için. Ben de çok severdim arabayı. Yok. Kız çocukları için. Onlar da severler bazıları. Evet. Onlar bebeklerle oynamayı seviyorlar. Benim kuzenim 22 yaşında Sevim ablam. Evet. O oynuyor. Oynuyor mu? Ne güzel. Hadi bakalım soruyu okuyalım mı? Bir arabaya bindiğimiz zaman güvenliğimiz için ilk önce hangisini yapmamız gerekir? A. Teybi açmak. B. Kornaya basmak. C. Emniyet kemerini takmak. D. Silecekleri çalıştırmak. Emniyet kemerini takmak. Onaylıyor musun? Yalnız çaktırmayın, ben takmıyorum. Aa, neden takmıyorsun? Takmayı sevmiyorum. Aa, olur mu? Arada takıyorum. Tak bence. Tamam. Ben çaktırmayacağım, kimseye söylemeyeceğim. Aramızda kal. Ama herkes duydu. Ama sen bence tak. Tamam. Tamam, geçelim. C şık. Her zaman taktığımız emniyet kemeri. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam, onayladık. Bravo! Tebrikler. 3 soruda 3 doğru cevap. Aferin sana. Güzel. İlk sorudan eler miyim dedin ama hiç. Bütün soruları biliyorsun. Hiç de bronz joker kullanmadın. Ben pek kullanmayacağım sanırım. Ha, kullanmayacaksın. Sona bırakabilirim. Sona yani. Bırakabilirsin. İddialı bir yarışmacı. Hadi bakalım. Sırada 2000 lira değerinde anahtar kelimeler var. Görelim mi? Tamam. Buyurun görelim. Su. Arkadaş. Bebek. Aslında suyun da pek çeşidi yok. Bebek zaten bebek. Çok tatlı olur. Arkadaşların var mı? Var. Bir sürü var. Bir sürü var. Nerede? Okulda var. Okulda, kreşte, sette, her yerde. Ne güzel. Peki. Hangisini seçelim? Arkadaş diyelim mi?
Tamam, arkadaş diyelim. Tamam. Buyurun efendim, arkadaş diyelim. Ebe olan kişinin gözlerini kapattığı ve o sayarken saklanan arkadaşlarını arayıp ebelemeye çalıştığı oyun hangisidir? A. Yerden yüksek. B. Kör ebe. C. Saklambaç. D. İstop. D. İstop demeyeceğim. C. Saklambaç diyeceğim. Onaylıyor musun? Peki. D. İstop demedik. C. Saklambaç dedik. Doğru mu? Evet, tebrikler. Aferin sana Alihan. İşte geldik 3000 lira değerinde anahtar kelimelere. Piyano, ay, kış. Biliyorsun değil mi? Piyano kursuna gidiyorum. Evet, piyano kursuna gitmişsin. Biraz önce fotoğrafı da gördüm. Ergin abi, Ergen abi ne? Ergin abi mi? Engin. Hah, Engin abi. Hah, neler çalıyorsun? Ay var, kış var. Bir sürü şarkı çalıyorum. Az önce resmimi gördünüz. O zaman çakmak taşı çalıyordum. Çakmak taşı mı çalıyordun o fotoğraftakindeyken? Ama gittikçe zorlaşıyor. Daha çok nota ekleniyor. Mesela şu serçe parmaklar yoktu uzun süredir. Evet. Ama artık serçe parmakları kullanmam lazım. Mesela bu el için ayrı notalar, bu el için ayrı notalar var. Bu el diğer elin notalarına basması gerekiyor. Ya. Ve hemen diğer parmağına da ona basması gerekiyor. Biraz evet. Zorlaştı. Biraz zorlaşıyor tabii. Ama çok iyi çaldığına eminim. Aylarda bir sürü var. Biraz karışık aylar biliyorum ama belki bilmediğin yerden gelir. Evet. Kış, kış, yaz, kış, yaz, kış, yaz. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar. Onlar da mevsimler. Sevmediğim tek mevsim olarak kış. Kış soğuk olur, kar yağar. Kar yağmıyor ki. Türkiye'de böyle bir şey var. Kar yağmıyor ama soğuk oluyor, gıcık oluyor. Aa, hep kar yağsın istiyorsun değil mi? Çünkü hep kar yağsa çıkar. Kar yağmasın. O zaman da çok soğuk oluyor. Ellerim kızarıyor. Ellerin kızarıyor. Üşüyoruz değil mi o zaman da? Ama kardan adama yapıyoruz o zaman. Kar ben, biz terasımızda yapıyoruz. Yaptın mı sen de? Bu yaptım. Kış bayağı kar yağdı. Değil mi? O zaman piyano diyelim. Piyano çok diyelim. Çok kullanıyorum. Belki bildiğin yerden yerim. Tamam. O zaman piyano diyelim dedik. Buyurun. Piyano dedik. Piyanoların üzerinde bulunan tuşların renkleri hangisidir? A. Siyah beyaz. B. Beyaz mavi. C. Sarı kırmızı. D. Kırmızı beyaz. Çok kolay. Evet, çok kolaymış. Siyah beyaz. A. Aliana da böyle soru sorulur mu efendim? Demeyeyim öyle yoksa çok zor soracaklar. Ha demeyeyim öyle dur çok zor sormasınlar. Çok zor soru bu. Demesin. Gerek yok bir şey demeyeyim. Bir şey demeyeyim. Evet. Tamam. A. Siyah beyaz. A. Siyah beyaz. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam. Tebrikler. Bravo. Tebrik ediyorum. Alihan 5 soruda 5 doğru cevap verdin. Aferin sana. Eğleniyor musun? Doğru cevap. Çok heyecanlıyım. Heyecanlı mısın hala? Aa hiç göstermiyorsun ama. Ne güzel sorulara da doğru cevaplar veriyorsun. Devam edelim mi? Hadi. Hadi. Hadi edelim efendim. 5000 lira değerinde anahtar kelimelerimizi önce bir görelim. Resim, taşıt, top. Şimdi resim yapıyorum. Evet resim yapmayı da öğrenmişsin. Onda böyle lila tarzı, lila diye değişik renkler var. Onu seçmek istemiyorum. Böyle ressam hakkında gelmesin. Tamam. Taşıt, bir sürü taşıt var. Gidip uçağın motorunu sormasın bana lütfen. Şimdi uçaklar, motorlar sormasınlar top. Lütfen. En kolayı. Top. Voleybol, futbol. Değil mi? Top. Evet. En kolayı. Haydi bakalım en kolayı top. Tamam. Voleybol, futbol, basketbol. Hiç oradan bir yerden gelsin. Evet. Haydi bakalım. Sorusu gelsin efendim. Top anahtar kelimesi. Hangisi topla oynanan bir spor türü değildir? A. Voleybol. B. Handbol. C. Tenis. D. Dart. D. Dart. Neyle oynanır? Dartla oynanır. Değil mi böyle oklarla oynanır? Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Evet, tebrikler. Çok iyi yarışıyorsun Aliha. 10 bin liraya geldik. Haberin var mı senin?
Hiç ben mutluyum. Sen mutlusun. Ben de çok mutluyum çünkü senin gibi akıllı, zeki bir çocukla tanıştığım için çok mutluyum. Ben de sizin gibi enerjik bir adamla tanıştığım için mutluyum. Aa, teşekkür ederim. Sağ olasın. Peki. Şimdi sırada 10 bin lira değerinde anahtar kelimeler gelsin mi? Gelsin. Hadi gelsin. Eski, deve, saat. Deve çölde yaşar. Evet. Ben deve hakkında pek bir şey araştırmadım. Eski, nostalji. Pek bilmiyorum eski. Annem biraz anlattı ama yine de pek bilmiyorum. Ya, deve çölde yaşar. Evet. Çölde de pek bir şey yoktur. Acaba orayı mı seçsem? Evet, bir deve vardır. Saat çok karışık. Bir sürü şey var. Dakika, çeyrek. Ben aslında bayağı bir öğrendim zaten ama yine de öğrenmediğim birkaç tür şey var. Saniyeler, saliseler. Mesela, neyse boş ver ya. Saat oraya gidiyor, şu oluyor, 12 geçiyor, 24 oluyor. Bilgisayardan bakınca 24, saatten bakınca 4 gibi oluyor, 3. Evet, bazen neyse, 23 oluyor, bazen 11 oluyor. O da bir karışık değil mi? Evet. Ama bence çözersin yakında. Tamam. Tamam. Ne diyelim? Deve diyelim. Deve diyelim ya. Tamam, dedim. Evet efendim, biz deveyi seçtik. Bakalım sorusu nereden geliyor görelim. Söylenene göre, boynu neden eğri sorusuna deve hangi cevabı vermiştir? A. Seni ilgilendirmez. B. Ne eğrisin? C. Nerem doğru ki? D. Sıcaktan. Bronz joker hakkını kullanmak istiyorum. Tamam, bronz joker hakkını kullanabilirsin. Hangi şık? Bu jokeri kullanınca, doğru hatırlıyorsam, iki tane kullanıyordum. Evet, bu jokeri kullandığında eğer yanlış cevapsa bir cevap hakkın daha oluyor. Tamam. O zaman D sıcaktan. D sıcaktan mı demiştir? Bronz jokeriyle. Onaylıyor musun? Peki, bir bakalım. Bronz joker kullandığımız için nasıl olsa bir cevap hakkımız daha var. Doğru mu? Gümüş jokeri kullanacak mıyız? O ileride. O ileride mi? Evet. Ne kadar ileride? Bilmem. Altın peteğe biraz daha yaklaşayım. Altın peteğe yakın. Oo. Daha çok parayı bağışlamak istiyoruz. Evet. Peki, tamam, oldu. O zaman evet, burada kullanmayacağız dedi Aliha. Bronz jokeri kullanacağız. Bir bronz joker daha. Hangisi için? Ya aslında Nerem doğru ki diyeceğim ama korkuyorum. Korkma, niye korkuyorsun? Ya yanlış çıkarsa? Bronz joker kullan o zaman. Bir tane daha kullanabilirsin. Bak, üç tane daha var. O zaman C. Nerem doğru ki. Tamam. C şıkkı. Nerem doğru ki. Bronz jokeriyle mi? Onaylıyor musun? Kesin annem şu an biliyordu ha. Bence sen de biliyorsun zaten. Doğru işte. Aferin sana. Sormuşlar deveye boynun neden eğri diye. O da demiş ki Nerem doğru ki. Onun her yeri ama, eğri olduğu ama için. Ama şimdi bir kediye göre o çok güzel. Güzel tabii. Bir insan bir kediye sormuş ki senin boyun neden bu kadar kısa? Evet. Kediye normal gelir. Kedi de o zaman Nerem uzun ki diyebilir. Sen niye bu kadar incesin? Diyebilir. Bir de inceliğimiz normal geliriz. Evet. Ama orada biraz galiba devenin de hazır cevaplığı var. Hani böyle. Evet. Bizim bronzumuz gibi. Bizim bronzumuzu yedi bu deve. Tamam. Tamam, peki. İki tane daha var bronzumuz, merak etme. Tamam. İstersek kullanırız. Alihan, çok iyi gidiyoruz bak. 7 tane soruyu cevapladın. 10 bin liraya geldin. Sıradaki sorumuz 15 bin lira değerinde. Tamam. Devam edelim mi? Evet. Edelim efendim. Gelsin bakalım anahtar kelimelerimiz. Telefon. Eşek. Organ. O zaman eşek diyelim yine. Eşek mi diyelim? Deve, eşek. Arkadaşlar, onu diyelim. Arkadaşlar, tamam. Devenin arkadaşı eşek dedi Ali. Arkadaşım, eşek. Arkadaşım, eşek. Evet, şarkı vardı. Bence o şarkı gelecek. Belki de o şarkı gelir, doğru. Bakalım efendim. Barış Manço'nun şarkısından mı gelecek, görelim. Gelmez ya. Bir yandan da gelir mi diye bakıyorum. Ah.
Eşeğine... Çok güzel biliyorum. Hiç biliyor okumadan. Musun? Eşeğine ters binmesinden direkt anladım. Eşeğine ters binmesi ve parayı veren düdüğü çalar sözüyle tanıdığımız halk kahramanımız kimdir? A şıkkı Keloğlan. B şıkkı Temel Reis. C şıkkı Nasrettin Hoca. D şıkkı Şirin Baba. Şirin Baba diyormuşum. Demem. Şirin demedim. Baba anca iksir yapıyor. İksirlerle hep böyle bir şeyler yapıyor. Tamam. Ben dedim Nasrettin Hoca. C mi? Nasrettin Hoca mı? Peki. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. İşte bu. Bravo. Şimdi ne saydın? Sanırım ben yenersem ya 50 bin alacağım ya da üstü. Evet, yolu uzatırsan üstü ama kısa yoldan gidersen 30 sonra 50 alacaksın. Tamam. Ama önce sırada 30 bin lira değerinde anahtar kelimeler var. Önce onları gör. Ben değeri düşünmüyorum. Ben çocukları düşünüyorum. Hadi başlayalım. Aferin sana. Hadi bakalım. Ücret önemli değil. Ne kadar olduğu önemli değil. Biz çocuklar için yarışıyoruz burada, tamam, değil mi? Hadi. Hadi bakalım. Gelsin efendim. 30 bin lira değerinde anahtar kelimelerimiz. Vücut, marş, ülke. Vücut, vücutta çok şey var. Ben ezberleyemedim. Daha ağızdaki dişimizin... Şunlar ezici dişti galiba. Şunlar azı dişi, şunlar ön kesici dişlerdi. Ön kesici dişler, köpek dişleri var. Evet. Azı dişleri var, süt dişleri var. Azı dişiyle köpek dişi aynı şey değil mi? Aynı, evet. Kafa... Ne bileyim işte ya. Azıyla hangisini sordun? Kafadan saç çıkarmak için hangi iğne yapılır? Nereden bileyim ben? Değil mi yani? Allah Allah. Bence ülke diyelim. Ülke mi diyeceksin? Yok hayır ülke demeyelim. Marş diyelim. Marş mı diyelim? Marş diyelim. Peki. Hadi bakalım. Marş dedik. Belki de İstiklal Marşımızdan gelir. Biliriz. Neymiş efendim sorusu? İstiklal. Buyurun görelim. Şu an soru geliyor da ben biraz korkuyorum. Aa, gerçekten de oradan geldi. İstiklal Marşımız. Kaç kıtadan oluşuyor Alihan? 10. A2, B4, C8, D10. Biz iki kıtasını okuruz ama normalde 10'dur. 41 de mısradır. Hadi, de, 10. Müthiş. Ama artık gümüş şekeri kullanalım mı? Altın petekten önceki soru bu. Boşa gidecek yoksa. Tamam, bunu da kullanalım. Burada kullanalım canım. Bu soru için gümüş şeker kullanıyoruz. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam, onayladık. Şimdi de. Sanırım ben biraz rahat. Rahatsın tabii. Çok güzel yarışıyorsun. Heyecanlanmıyorum. Heyecanlanma zaten. Niye heyecanlanacağız? Bak İstiklal Marşı kaç kıtadır dedim. Hemen 10 dedim. Biliyorsun çünkü. Ama şu an altın peteği her türlü alabilirim. Çünkü 4 tane şık var. Bir tane bronz joker kullanırsam ikisini yaparım. Diğer bronz jokeri kullanırsam ikisini yaparım. Garanti aldım ben. Garanti mi? Bakalım onu göreceğiz. 2 tane olduğu bence için garanti. Bir tane şeyimiz var. Peki. 10 dedik. D şıkkı. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. İşte bu. Bir yandan da korkuyorum yanlış. Korkma hiçbir şey. İlla kalbimi böyle bu kutsu patlayacak. Hiç korkma. Çünkü İstiklal Marşımız da neyle başlıyor? Korkma diye başlıyor. Değil mi? Evet. Aferin sana. Sen... Doğru bildiğin sürece o doğru bildiklerinin arkasından gidersen hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Tamam. Aferin sana. Bak İstiklal Marşı dedim. Hop hemen 10 kıtanın oluşuyor diye cevabı verdin. Ben daha şıkları okumadan. Tamam. Böylece ne olmuş oldu? Bak. Korkmamış oldum. Korkmamış garanti oldum. Aldım. Ve? Altın peteğe geldim. Altın peteğe geldin tabii ki. Tebrik ediyorum seni. Aferin. Şimdi 30 bin lirayı garanti altına aldık. Çocuklar şimdi için altın petek sorusu mu? Sıradaki soru altın petek sorusu olacak. Evet. 30 bin lirayı çocuklar için kazanmış olduk. Onu çocuklara vereceğiz. Yaşasın. Şimdi sırada 50 bin lira değerinde altın petek sorusu olacak. O sorunun da doğru cevabını bulursak 50 bin lira kazandıracağız çocuklarımıza. Ne güzel. Ne güzel. Gitsinler, değil mi? Büyüsünler. Büyüsünler. Kendileri para kazansınlar. Belediyede iş bulsunlar, yaşasınlar. Yaşasınlar, değil mi? Evet. Ne güzel, evet. Okusunlar, okullara gidebilsinler. Evet. Yemek yiyebilsinler, ısınabilsinler. Ben
kışları dışarıda kalmasınlar. Dolapta yaşıyorlardı. Değil mi bazıları? Biz onlar için elimizden geleni yapalım. Haberciler yardım etti onlara. Evet. Biz de şimdi onlara yardımcı olmak için buradayız zaten. Ya. Tamam, ne güzel. Hadi bakalım. Şimdi efendim. Biz Ali Han'la o kadar güzel sohbet ediyoruz ki şimdi bir yandan da insan yarışmanın da dışına çıkıyor. Heyecanlanıyor tabii ki. Sıradaki sorumuzun değeri 50 bin lira. Hem de bir altın petek sorusu Ali Han için soracağız. Ama önce çok büyük bir alkışla altın peteğe gidiyoruz. Bak geldi. Ama aslında hiçbir yere gitmedik. Nasıl? Biz gitmedik. Altın petek bize geldi. Altın petek bize geldi. Biz altın peteğe gitmedik. Doğru söylüyorsun. Ben böyle altın peteğe gidiyoruz dedim ama mecazen kullandım onu. Tamam. Tamam mı? Peki. Şimdi bir tane soru var. İki tane de bronz jokerin var. Bilemezsek onları da kullanırız. Biraz önce söyledin zaten. Zaten o soruyu her türlü biliriz değil mi? Heyecanlı mısın? Yok. Rahatladın değil mi? Ben rahatım. Evet, güzel. Aferin sana. Hadi bakalım o zaman. Soralım mı? Gelsin mi soru? Gelsin. Gelsin. 50 bin lira değerinde efendim. Hem de bir altın petek sorusudur Alihan için. Buyurun gelsin görelim. Şimdi Engin abi, ben tekrardan sormak istiyorum çünkü biraz korkuyorum. Diyelim ki diyeceğim şey yanlış çıktı. Bronz jokeri kullanırsam olacak değil mi? Tabii ki. Tamam. Bronz jokeri kullanırsan yanlış çıksa bile merak etme, o seni koruyacak, tamam mı? Tamam. Şimdi soruyu soruyorum. Hangisinde ateşle yaklaşma uyarısı bulunmaz? A. Benzin istasyonu. B. Doğalgaz hattı. C. Tüp gaz kamyonu. D. Elektrik trafosu. Benim aklımda C'yi demek var. Benzinde diyorlardı sanki. Ben hatırlıyorum. Bronz joker kullanıyorum. Tamam, bronz joker kullan. Hangi şık için? Tüp gaz kamyonu. Kamyon ne ya? Kamyon. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Yanlış. Bence. Doğru. Değil bence. Yanlışmış. Şimdi tüp gaz kamyonunun yanına ateşle yaklaşılmaz değil mi? Çünkü patlayabilir. Üçünde de var gibi geliyor bana. Doğalgaz patlamaz mı? Doğalgaz patlamaz mı? Elektrik de patlar. Benzin istasyonu da patlamıştı. Benzin istasyonu diyorum. Hani yanlış dedim değil mi? Dur yanlış daha söylemedim bir şey. Oradan gülme. Daha onaylamadığın için. Tamam. Şimdi bir tane bronz jokerin var Ali Hanım'cığım. Son sorumuz olduğu için ve bir altın petek sorusu olduğu için bence onu da kullan. O zaman elektrik trafosu. Elektrik trafosu. Bronz jokerli. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam, onaylıyoruz. Bakalım. 50 bin lira değerinde altın petek sorusu. Ali Han en başından beri ben altın peteğe gideceğim demişti. Ve yanlış bildi. Ama bronz jokerin var. Yanmaz ama değil. Korkuyorum. Korkma. Çok korkuyorum. Yani. Korkma sen. Bak şimdi. Görelim efendim. Elektrik trafosunda ateşle yaklaşma uyarısı var mı yok mu? Keşke ipucu olsaydı. Keşke doğalgaz attığını buraya çekip baksaydım. Ama yok. Keşke bir bronz jokerimi kullanmasaydım. Neyse. Hadi. Evet. Tebrikler. Yanlış dedim. Aferin sana. Yanlış dedim. Aferin. Benzin istasyonunda da vardır, doğalgaz aktığında da tabii ki vardır. Ateşle yaklaşılmaz söyledim ama... Söyledim tabii, nasıl da cevapları söylüyorsun. Ben söylemedim, sen bildin. Soru bittikten sonra söylüyorum ben. Söyleme zaten, o zaman bir anlamı kalmaz. Aynen öyle, ben söylemeden sen bildin zaten. Bir de benim selam söylemek istediğim bir kişi var. Tabii ki, lütfen söyle. Doğan Can abim. Biz onunla sette çok oyun oynuyoruz. Mesela bu dün ilk sahnemde vardı. Geldi böyle. Biz onunla mesela o bana böyle yapıyor, ben böyle yapıyorum. O ben ona böyle yapıyorum, o böyle yapıyor. Sonra taşla at makas oynuyoruz. Bir sürü şey yapıyoruz. Ne güzel. Hep oyunlar oynuyorsunuz. Evet, o gelince hiç sıkılmıyorum. Ne güzel. Buradan da ona selam yollamış olalım.
İnşallah izliyordur. İnşallah izliyordur. İzleyecektir. Senin çıktığını öğrenince kesin izleyecektir. Tamam. Alihan. Efendim. 50 bin lira ödül kazandık. Bu ödülü de çocuk hizmetleri müdürlüğüne bağışladık. Yani evi olmayan çocuklara, okula gidemeyen çocuklara yardımcı olan bir kuruluşa bağışladık. Senin sayende, senin bilgin ve yarışman sayesinde de 50 bin lira ödül oraya gitmiş oldu. Tebrik ediyorum seni. O zaman? Ne hissediyorsun? Ne? Hem 23 Nisan Çocuk Bayramı ile ilgili. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Evet, çok tamam. Kutlu olsun. Şu an bütün çocuklar eğlensin. Bütün çocuklar eğlensin. Beni izlemeyi bıraksınlar 23 Nisan'da. Gitsinler oynasınlar. Ne güzel. Seni izlemesinler, gitsinler oynasınlar. Ben de kendime izlemeyeceğim. Sen de oyun oynamaya devam et. Böyle güzel abla bakmaya devam et dünyaya. Çok teşekkür ederiz sana. Ha. Hadi bakalım. Sağ olasın. Gel kocaman sarıl bana. Oh. Haydi bakalım. Tebrikler. Bay bay. İyi akşamlar. Evet efendim, işte mükemmel bir yarışmacı Alihan Altın Petek'te tam 50 bin lira kazandı. Çok da güzel yarıştı, bize de pek çok şey aslında öğretmiş oldu. Ve bu 50 bin lirayı da Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlamış oldu. Ve biz Altın Petek'e kaldığımız yerden yepyeni bir yarışmacıyla devam ediyoruz. Ve işte karşınızda Isabella Damla Güvenilir geliyor. Hoş geldin Damla. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi, siz nasılsınız? İyi, gel. Yardımcı olayım mı? Yok, ben kendim oturabiliyorum. İşte bu. Ben Damla'ya yardımcı olayım mı dedim ama hop atladın bile. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, siz nasılsın? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Neler yapıyorsun, nasıl gidiyor? İyi gidiyor, set de iyi gidiyor, okul da iyi gidiyor. Okul da iyi gidiyor. Hem bir taraftan okuyorsun, bir taraftan da dizi devam ediyor. Evet. Nasıl, yorucu olmuyor mu? Benim için çok kolay. Ne güzel. Peki bu hafta 23 Nisan haftası, Çocuk Bayramı. Evet. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Bir şeyler yapıyor musunuz okulda Çocuk Bayramı ile ilgili? Evet, okulda şu anda gösteri provamız var. Evet. Her zaman gösteri provamızı sette de yapıyorum zaten. Evet. Bazen yetişemiyorum oraya kadar. Senin görevin ne bu sene? Bu sene benim görevim hem sette oynamak hem de 23 Nisan'ı çalışmak. 23 Nisan'da neler yaptırıyor hocalar? 23 Nisan'da dans yapacağız. Dans yapacaksınız. Evet. Oo, ne kadar güzel. Ne dansı yapıyorsun? Şarkıyla beraber dans yapıyoruz. Oo, şarkıyla beraber. Ama biz şarkıyı söylemiyoruz. Biz sadece dansı yapıyoruz. Dansı yapıyorsunuz. Evet. Şarkı da şeyden mi geliyor? Hoparlörden mi evet. geliyor? Evet. Tamam, ne kadar güzel. Peki. Yarışmaya başlayalım mı, ister misin? Başlayalım. Tamam, başlayalım bakalım. O zaman Damla'nın ilk sorusu geliyor ve buyurun başlıyoruz efendim. Tamam. Evet Damlacığım, ormanların kralı olarak bilinen hayvan hangisidir? A. Tilki, B. Kaplan, C. Fil, D. Aslan. Aslan. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam. Ormanların kralı. Kralı. Evet, aslandı. Tebrikler. Çünkü biliyordum. Nereden biliyordum biliyor musun? Nereden Çünkü biliyorsun? Bir tane çizgi film var. Çok seviyorum. Ormanlar kralı aslan diye. Evet. Oradan aklıma geldi hemen. Evet. Ormanlar kralı aslan. Aslandır değil mi? Evet. Evet. Hadi bakalım. Şimdi devam edelim. Şimdi 500 lira değerinde artık anahtar kelimeler var. Tamam. Bak, senin önünde de görebilirsin. Trafik, tamam. Bayram ve şarkı. Bir tanesini seç bakalım. Trafik. Trafik olsun. Peki. Bakalım trafikle ilgili nasıl bir soru gelecek Damla'ya. Dur, hazırlan, geç anlamına gelen trafik ışıkları sırasıyla hangileridir? A. Kırmızı, sarı, yeşil. B. Kırmızı, sarı, mavi. C. Sarı, yeşil, beyaz. Ve D. Yeşil, sarı, kırmızı. Dur, kırmızı. Dur, kırmızı. Peki, hazırlan ne renk? Sarı. Sarı, aynen. Peki, geç ne renk? Yeşil, yeşil. Yani aşık. Yani aşık. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bravo. Tabii ki doğru. Tebrikler.
Böylece 1000 lira değerindeki anahtar kelimeleri görüyoruz. İşte onlar. Tamam. Sosyal, kar ve meyve anahtar kelimelerinden bir tanesini seçecek şimdi Damla bize. Kar. Tamam, hadi bakalım. Kar seçtim. Kar güzel. Karla ilgili. Kardan adamın burnuna genellikle hangi sebze takılır? A. Pırasa. B. Salatalık. C. Havuç. D. Patlıcan. Bir şey soracağım. Sor bakalım. Normalde benim bildiğim evet. Havuç. Ama pırasa takan var mı? Kardan adama değil mi pırasa? Yani. Biraz uzun olmaz mı o zaman? O zaman olabilir ama var mı acaba? Uzun burunlu kardan adamlar için pırasa düşünebiliriz. Bence de ama havuç genellikle yani. Havuç. O yüzden değişikliği havuçu işaretliyorum. Tamam, onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Elbette, tebrikler. Ve işte sırada 2000 lira değerindeki anahtar kelimelerin koyun, hayvan, spa. Hayvan. Peki. Masala göre yaptıkları yarışta tavşanı geçen hayvan hangisidir? A. Kurt. B. Kaplan. C. Kaplumbağa. D. Karınca. Hangi masal? Masal? Evet, bir masal vardı. O masalda tavşanla bu diğer hayvan bir yarışmaya başlıyorlardı. Ben biliyorum. Biliyor musun? Kaplumbağaydı. Şarkıyalım mı? Evet. C şıkkı. Evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam. C şıkkı. Evet, tabii ki. Hatırladım. Hatırladın mı masalı? Evet, hatırladım. Hani tavşan ben çok hızlı koşuyorum diye gidiyordu, bir yerlerde oyalanıyordu. Evet, bir yerlerde oynanıyordu. Ondan sonra ben diyorduk ki zaten o bana yetişemez, biraz uyuyayım diyordu. Uyurken kaplumbağa hızlı hızlı yürüyüp yetişiyordu, evet. Ve geçiyordu onu. Tavşana geçiyordu değil evet. mi? Evet. Evet, aynen, aferin sana. Bu da bizi 3000 lira değerinde anahtar kelimeleri getirdi Damlacığım. Tamam. Tamam, devam edelim mi? Edelim. Hadi bakalım, görelim sıradaki anahtar kelimelerimizi. Evet. Film. Uzunluk. Abla. Abla. Peki. Karlar Ülkesi isimli animasyon filminde Anna'nın ablası ve Aradel'in kraliçesi olan karakter kimdir? Ay, bu Karlar Ülkesi'ni çok izliyorum. A. Moana. B. Elsa. C. Sasha. D. Şirine. B. Elsa'yı onaylıyorum. Aferin sana, bakalım doğru mu? Doğru tabii ki de. O filmi çok doğru. izliyorum çünkü. Doğru. Bakalım. Evet, tabii ki doğru. Bravo sen. Aferin. Seviyor musun o çizgi filmi? Çok izledim. Çok mu izledin? Dolayısıyla da çok iyi biliyorsun. Evet. Zaten bizim sınıfta da herkes Anna ile Elsa'yı çok sık seviyor. Değil mi? Elsa'yı çok seviyorlar. Evet. Başka çizgi filmlerde izliyor musun? Evet. Neler izliyorsun? Şirinler var. Hı hı. Ondan sonra Winx var. Hı hı. Scooby-Doo var. Oo, Scooby-Doo ne kadar eğlencelidir. Pembecikler var. Ne güzel. Ne güzel. Bir sürü film var. Aa, bak senin fotoğrafların geldi. Evet. Evet. Bir sürü. Nereden bunlar? Aha, köpeğin mi var? Evet. Çok ama güzel. Bu setteki köpek. Ha, benim köpeklerim daha büyük büyük yani. Oo, böyle. Senin de köpeğin var mı? Evet, benim boylarımdalar. Senin boyunda. Bak, o benim kuzenim. Kuzenin mi? Hı hı. Peki, burası neresi? Bu da babam yaptığı tatlı köprü. Aa, köprü mü yaptı baban? O da benim köpeğim. Aa, şanslı. Çok güzel. Adı ne? Şanslı. Şanslı. Aa, ne güzel. Bu da elma ağacımız. Galiba elma armut gibi bir şey. Karışımı. Karışımı. Elma armut karışımı. Yani İlginç bir meyveymiş o da. Ne olduğunu, elma ya da armut yani. Çok güzelmiş. Hadi. Çok güzelmiş. Hadi bakalım. Peki. Devam edelim mi? Edelim bence. Edelim. Bence de edelim efendim. O zaman 5000 lira değerindeki anahtar kelimeleri. Gelsin bakalım Damla'nın. Lamba. Ağaç. Dünya. Ben. Hmm. Lamba isteyeceğim. Peki. Lamba. Bakalım efendim. Lambayı seçti Damla. Sorusu neymiş? Görelim. Müzik.
hangi aracın üzerinde siren lambası bulunmaz? A. Ambulans. B. Polis arabası. C. İtfaiye. D. Hızlı tren. B. Hızlı treni onaylıyorum. Aferin sana. Tek de cevap veren, hızlı cevap veren bir yarışmacım Damla. Bakalım doğru mu efendim? Doğru ya. Hepsini de gördüm çünkü. Hepsine vardı değil mi? Yani. Bravo sana. Şimdi 10.000 lira değerinde anahtar kelimelere geliyoruz. Biliyorsun yarışmamızda şimdi bir gümüş jokerimiz var bizim. 4 tane de bronz. Aferin. Hepsini biliyorsun zaten. Gümüş jokeri kullandığın zaman o sorunun karşılığındaki ödül miktarını bağışlayabileceğiz. Onun için onu sen bana söyleyeceksin. Ben yine sana her soruda sorarım, olur mu? Tamam. Tamam, peki. O zaman önce bir anahtar kelimeleri görelim mi? Anahtar kelimeler? İşte şimdi böyle 3 tane geliyor ya önümüze. Evet. Onları bir görelim. Sonra karar vereceğiz hangisi. Ben onları bilmiyordum. Ha tamam, peki. Anahtar şimdi öğrenmiş olduk. Buyurun görelim efendim 10.000 lira değerindeki anahtar kelimeleri. Tarih, gün, şehir. Ben günü seçeyim. Peki. Çünkü günün hepsini biliyorum. Biliyor musun? Hemen sağ ol, çarşamba. Cüklüzüm. Bakalım. Hepsini biliyorum dedi Damla günlerin. Nasıl bir soru gelecek? Gelsin görelim. Öğretmenler gününü hangi tarihte kutlarız? A. 23 Nisan. B. 19 Mayıs. C. 10 Kasım. D. 24 Kasım. Şimdi 23 Nisan neydi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Evet, onu biliyorsun. Peki 19 Mayıs neydi? 19 Mayıs Gençlik Bayramı'ydı. Evet. 10 Kasım neydi? 10 Kasım. Onu da biraz kılabiliyorum. Orada biraz kafamız karıştı. Demek ki A ile B şıkkı değil. Evet. Ya C ya D. Evet. Bronz joker var. Kullanmak ister misin? Tamam. Tamam. Bir bronz joker kullanalım. Çünkü doğruyu bilemezsek o bizi koruyacak. Tamam. Hangisi için kullanalım? 24 Kasım kullanıyorum. Peki 24 Kasım'a bir bronz joker kullanıyoruz. Evet. Onaylıyorum. Tamam. Bakalım 24 Kasım öğretmenler günü müydü, evet, değil tamam. miydi hatırlayalım. Elbette. Doğru mu? Doğru. Oh, önemli. Evet, bana attı. 10 Kasım'da biliyorsun Atatürk'ün öldüğü gündü. Evet. Hatırladın mı? Şimdi hatırladım. Şimdi hatırladın. 24 Kasım'da öğretmenler günü olarak kutluyoruz. 24 Çok Kasım. Güzel. 15 bin liraya geldik Damla. Çok güzel yarışıyorsun. Teşekkürler. Eğleniyor musun? Evet. İyi, güzel. En önemlisi o. En önemlisi senin eğlenmen. Peki. Böyle. Şimdi sırada 15 bin lira değerindeki anahtar kelimeleri var Damla'nın. Gelsin görelim bakalım. Köpek, çizgi, vücut. 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 Tamam. Vücudumuzdan gelsin. Evet. Peki bakalım. Damla dedi ki vücuttan gelsin. Sorusunu görelim bakalım neresinden gelecek. Ne geldi vücuttan? Hangisi vücudumuzun boşaltım sistemi organlarından birisidir? A. Böbrek. B. Mide. C. Kalp. D. Ağız. Böbrek ya da mide. Hmm. Şimdi ben sana tekrar hatırlatmak istiyorum. Gümüş şekerin var bir tane. Bu gümüş şekeri kullanırsan ve bu sorunun doğru cevabını bulursak 15 bin lirayı garanti altına alırız. Kullanalım. Peki nasıl garanti altına alıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Bu soru için ben gümüş şeker kullanmak istiyorum diyorsun. Evet. Sen dediğin zaman artık bu soru gümüş şeker oluyor. Ve bu sorunun doğru cevabını bulduğun anda 15 bin lirayı kazanmış oluyorsun. Daha doğrusu 15 bin lirayı sen bağışlayabilir oluyorsun çocuklara. Tamam. Tamam. Oldu. Kullanalım mı? Tamam. Tamam, kullanalım. Bu soru için gümüş şeker kullanıyoruz. Onaylıyor musun Damlacığım? Onaylıyorum. Tamam. Gümüş şekerde. Şimdi vücudumuzun boşaltım sistemi organlarından biri olan hangisi? Böbrek. Bronz jokerlerimiz de var, unutma. Böbrek. Ah, ya da bir şey söyleyeceğim. Hı. Bronz kullansak mı ben? Yoksa kullansak mı acaba bir tane? Çok emin değilsin gibi galiba. Böbrekle mide arasında kaldım. Böbrekle mide arasında. Kalp burada. Kalp burada, evet. Olmaz. Evet. Ağız burada. Ağzımız burada. En altta. Mide, böbrek. Böbrek diyeceğim ben ya. Böbrek. 3 tane bronz jokerim var. Birini kullanalım mı, kullanmayalım?
kullanalım. 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 Tamam. Böbrek için mi kullanalım? Evet. Tamam. H şıkkı böbrek için bir bronz joker kullanıyor Damla. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam. Oh. Böbrek demişim. Bakalım hangisiymiş? O dersem güzel olacak. Evet böbrekmiş. Aferin. Onu da bildim. Önemli değil. Bronz jokerini kullandım ama önemli değil. Önemli değil. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. 15 bin lirayı kazandın. 15 bin lirayı sonuç olarak çocuklara biz armağan edebildik. Evet. Çok güzel bir şey yaptık. Şimdi 30 bin liraya geçiyoruz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Çünkü belki de altın peteğe devam edeceğiz seninle. Olabilir. Olabilir. Bakalım. Hadi bakalım. Olabilir dedi Damla. Sıradaki anahtar kelimeleri görelim o zaman. Görelim. Görelim. Ekvator. Horoz. İlçe. Ekvator ne? Ekvator dünyanın böyle etrafında geçen o halka var ya dünyanın çevresinde. Tam ortasında. Ekvator çizgisi. Öğrenmediniz mi daha? Öğrenmedim. Tamam. Ekvator. Seçmeyelim o zaman. Seçmezsem. Ya da istersen seçelim öğrenmiş oluruz. Ama o zaman bilemeyeceğim belki. Ha belki de bilemeyeceksin. Doğru söylüyorsun. Ben de hiç düşünemedim. Öğrenmiş olacağım ama o zaman da bilemeyeceğim. Ama öğrendikten sonra da bir daha hiç unutmayacaksın. Nereden biliyorsun? Belki onu unutacağım. Unutmazsın. Okulda öğrendiğin şeyleri unutuyor musun? Unutmuyorsun. Peki ne seçelim? Sen karar ver. Ben sana karışmayayım. Ay, çok zor durumdayım şu anda. Çok, şu an çok zor durumda mısın? Evet. Çünkü ekvator ne bilsem olacak. Kolay olacak belki. Onu seçeceğim. Hmm. Ya da daha kolay bir tanesi var. Horoz mu mesela? Olabilir. Olsun mu? Olsun. Peki. Horoz seçelim o zaman. Tamam. Seçelim abi. Horoz seçtik. Ekvatorun ne olduğunu bilmediğimiz için horozu seçtik. Çok doğru. Tamam. Ekvator. Tamam. Ersin efendim sorusunu görelim. Horozların tepesinde bulunan deri uzantısına ne ad verilir? A. İbik. B. İbiş. C. İbrişim. D. İbrik. Horozları tanıyorsun sen. İbrik, ibişim, ibiş, ibrişim. Bence ona tüy denir. Tüy? Evet, mantık olarak. Mantık olarak evet tüyleri var ama böyle horozların tepesinde böyle bulunan böyle bir deri uzantı var. Uzantı? Evet. Ben hiç tavuklarda yoktur o mesela. Biz böyle baktığımız zaman bazen horozlar tavuklara biraz benzer ya. Hı hı. Aa, o horoz deriz çünkü onun kafasında bir şey var. Kafasında bir şey var. Kırmızı bir şey. Evet hatırladın işte. Şey kullanayım mı? Ha, bronz şey vardı ya B. Ha? Evet bir tane bronz kullanalım. Hangisi için? Ne için? Ne için? Ne için? İbriş. Yok olmaz. İbrik. İbrik için. Evet. Tamam. D şıkkı için bir bronz joker. Evet. Onaylıyor musun? İbrik gibi geldi bana. Evet. Tamam. Onaylıyorum. Bakalım. Neymiş? Neymiş? Ama bir tane daha bronz jokerimiz var. Şimdi ben ibik, ibiş, ibrişim diye hiçbir şey duymadım. Hangisini duydun? Hiçbirini. Hiçbirini duymadın. O zaman bence bir tane daha bronz joker kullanabiliriz. Kullansam ne olacak? İşte yanlış söylersek o bizi koruma altına alır. Bir kere daha söyleyebilmeye şansımız var. Tamam. Onu da mı kullanayım şimdi ben? Bence kullan çünkü çok emin değilsin gibi. O zaman bronz jokerimi yine kullanayım ben. Tamam. Hangisi için? İbik. A şıkkı İbik için. Evet. Onaylıyor musun? Evet. Bakalım. İbik doğru cevap mı? Neyse İbik kullanacağım. Evet İbik doğru cevap. İbik miydi? Ah bildim. Tebrik ediyorum Damla. Teşekkürler. Çok güzel yarıştın. Bak şöyle bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 9 tane soru bilmişsin şimdiye kadar. Evet. Bekliyor muydun bu kadar ilerleyebileceğini? Ben 15 binde kalırım diye düşünüyorum. 15'te kalırım diye düşünüyorum. Evet. Ama 30 bini de bildin. Hem de şimdi sırada 50 bin lira değerinde altın petek sorusu gelecek. Evet. Evet çok güzel. Ama kurallarımız gereği önce
altın peteğin yanlarındaki, sağındaki ve solundaki petekleri açıyoruz. Anladım. Tamam, hadi bakalım. Önce bir onları görelim. Uyarıyla doğa. Şimdi sen onlardan birini seçebilirsin ya da seçmeyip direkt altın petek sorusunu da görebilirsin. Ne yapmak istiyorsun? Altın petek. Altın petek istiyorsun. Tamam, peki. Başarılı yarışmacımız Damla bugün altın peteğe kadar ulaştı ve sıradaki altın petek sorusunu görmek istiyor. Alkışlarla. Aferin sana. Haydi bakalım şimdi. Bu soruyu da bilirsek çocuklara daha fazla para kazandırmış olacağız. Çok tamam. Güzel. Haydi. O zaman efendim. Çağıralım mı, soru gelsin mi? Tamam. Peki. Hadi bakalım. Altın petek sorusu. 50 bin lira değerinde Damla için. Gelsin görelim efendim. Hangisi bir doğal afet değildir? A. Ayaz. B. Heyelan. C. Deprem. D. Yanardağ patlaması. Heyelan ne? Heyelan toprak kayması. Ayaz? Ayaz da rüzgar. Ama hepsi doğal afet. Bir tanesi doğal afet olarak geçmiyormuş Damlacığım. O zaman yanardağ patlaması geçemez. Çünkü yanardağ patlaması patlıyor. O da doğayla ilgili. Heyelan da doğayla ilgili. Deprem. Deprem de doğayla ilgili. Ayaz. Ayaz ya. Ayaz mı değil? Bir tek ayaz kalıyor. O mu dersin? Çünkü üçü de aslında dördü de doğal afet. Evet. Çünkü ayaz normal rüzgarın kendi estiği şey. Evet. Yani bulutlar nereye giderse oradan esiyor. Deprem de doğal afet. Heyelan de ve yanardağ patlaması da. O yüzden dördü de olamaz. Afet ne? Onu biliyor musun? Doğal afet deyince ama anlıyorsun. Ne yani olduğunu, anlıyorum çünkü doğanın kendi yaptığı şey. Ama ayazı doğa isteyerek yapmıyor ki. Doğa yapmıyor ayazı. Bulutlar yapıyor. Hiçbirini isteyerek yapmıyor canım. Ya. Ama hepsi de, hepsi doğal afet. Hepsi doğal bir olay. Evet. Ama afet deyince böyle daha böyle büyük, zarar verici şeylerden bahsediyor. Zarar verici. O zaman heyelan neydi? Heyelan toprak kayması. Toprak kaymasıyla deprem zarar verici şeyler. İkisi de zarar verici. Evet. Ona bakarsan. Evet. Hangisi değildir diyoruz zaten. Zarar veriyor mu yanardağ patlaması? Sence? Bence. Bilmiyorum. İkisi de olabilir. Bazen veriyordur, bazen vermiyordur. Doğru. Çok doğru söylüyorsun. Eğlen de deprem. Eğlen deprem değil mi? Ama ben anlamadım ki dördü de doğal afet. Dördü de doğal olay. Bir tanesi afet değil. Yani zarar verici, böyle büyük bir şey diye geçmiyor. O da... Ha, zarar verici bir şey değil diye değil, geçiyor. Değil, evet. O zaman ayaz. O zaman ayaz mı? Aşıklı. Onaylıyorum. Onayladım, peki. Bakalım. Tam da ayaz dedi. 50 bin lira değerinde altın petek sorusu. Doğru mu değil mi görelim. Tebrikler. Bravo. Aferin. Tebrik ediyorum. Bildim. Bildim. Bildin. Hem de 50 bin lira kazandırdın. Onu mu bildim? Evet, altın peteği. Altın petek sorusunu bildin. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Ne güzel. Güzel yarıştın. Evet. Değil mi? Bu kadar bilgilemiyordum kendimden. Kendim bana bir sürü şey öğretmiş. Bir taraftan da bir sürü şey de öğrendin değil evet. mi? Evet. Mesela doğal afetleri öğrendin. Doğal afetler değil de horozu öğrendim. Aa, ibi öğrendin. İbi. Evet, o kırmızı şey ibik.
Değil mi? İbik miydi, ibiş miydi? İbikti. Karıştırma. İbik mi, ibiş mi? İbik, ibik. Tamam. Tamam. Senin dediğin olsun bari. Peki hadi benim dediğim olsun. Seni tebrik ediyorum. Teşekkürler. Tam 50 bin lirayı çocuk hizmetleri genel müdürlüğüne bağışladığın için de sana çok teşekkür ediyorum. Önemli değil. Bu yarışmadaki başarın sayesinde kimsesiz çocuklara da böylece yardım etmiş oldun. Onların da eğitimlerine katkıda bulunmuş oldun. Hem de eğlenmiş oldun. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlarla Damla'yı. Hadi uğurlayalım, gel. Tamam. Görüşürüz. Hadi bakalım, iyi akşamlar. Hadi gel. Evet efendim, gördüğünüz gibi Damla ne kadar akıllı, ne kadar zeki. Tam 50 bin lira değerindeki altın petek sorusunu bildiği ve 50 bin lirayı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışladı. Biz de ona çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de yarışmacımız Berat Efe Parlar geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel bakalım çocuğum aferin. Ne haber? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, lütfen. Neler yapıyorsun bu aralar? Provadayız sürekli. Güldüğün provalarına gidiyoruz. Güldüğü. Evet, onun çok dışında, başarılısın. Ben seni orada izledim. Sağ olun, teşekkürler. Bu sene ne zaman izleyeceğiz? Bu sene Haziran'da. Haziran'da. Evet. Siz şimdi ön hazırlıklara başladınız, provalara. Evet, provaları yapıyoruz, çekimlerimizi yapıyoruz. Ne güzel. Haziran'da yayına gireceğiz. Tamam, okul nasıl gidiyor? Okul çok güzel gidiyor, 23 Nisan hazırlıkları yapıyoruz. Evet, neler yaptın bu sene 23 Nisan'da, senin üstüne ne tür görevler verdiler? Yani bu sene 23 Nisan'da okuma yapacağım. Hı-hı. Böyle şiir okuyacağım. Hı-hı. Bir de günün anlam ve önemini belirten bir yazı okuyacağım. Aa, ne kadar güzel. Sağ ol. Bak, senin burada fotoğrafların dönüyor. Evet. Biraz onlardan bahsedelim mi? Olur, fark etmez. Nereden bu fotoğraflar? Mesela bu Ayvalık'tan. Aa, ne güzel, Uğur Yücel'le. Evet. Familia diye bir çekimimiz vardı. Evet, orada oynamıştın. Orada, evet. Oradan gelen çok fotoğraflar. Bu İftarlık Gazoz. İftarlık Gazoz mu o da? Evet. Evet, ne güzel filmdi. Muğla'da çekilen bir sinema filmimiz. Evet. Bu sette beklerken mi yoksa? Evet. Aa, Cem abiyle de var. Evet, Cem abiyle birlikte İftarlık Gazoz'un galasındaydık. Onun galasındaydın, ne güzel. Evet. Müthiş. Peki seviyor musun oyunculuğu? Çok, yani bir insan sevdiği bir şey yapmalı bence. Ben de sevdiğim bir şey yapıyorum. Ne güzel. İleride de yapmayı düşünüyor musun? Evet. Ne güzel. Peki eğitimini almayı düşünüyor musun? Evet, eğitimini almak istiyorum. Sinema, hadi, televizyon. İnşallah. İnşallah. Şimdi güzelce okulunu bitir, sonra ortaokul, sonra, evet, lise, sonra da zaten konservatuvara girersin belki. İnşallah. Ne güzel olur. Böylece hem tecrübeli, alaylı olmuş olursun. Çünkü zaten setlerde büyüdün, seni çok iyi biliyoruz. Sağ ama bir taraftan da eğitimini alırsan çok güzel olur. Aynen öyle. Tamam, hadi bakalım. Başlayalım mı Berat? Olur. Tamam, hadi bakalım o zaman. Berat Efe'nin ilk sorusu gelsin. Buyurun, başlıyoruz efendim. Doğum günüme Samet, Sinem, Emrah, Özge, Yiğit, Murat ve Neşe katıldı diyen bir çocuğun doğum gününe kaç erkek, kaç kız arkadaşı gelmiştir? A. 4 erkek, 3 kız. B. 3 erkek, 2 kız. C. 4 kız, 3 erkek. D. 3 kız, 3 erkek. Bu biraz basit bir soru gibi geldi bana. A şıkkı diyorum. Onaylıyorum. A şıkkı dedi. Onayladı Berat Efe. Bakalım doğru mu? Elbette. Böylece 500 liraya geldik Berat Efe. Evet. Artık anahtar kelimeler var. Kendi yolumuzu kendimiz belirleyeceğiz. 23 Nisan. 3 demek istiyorum. 3 diyelim peki. Sıfırdan başlayıp üçer üçer ileri doğru sayarken dördüncü olarak hangi sayıyı söylememiz gerekir? A9, B12, C15, D14. B şıkkı onaylıyorum. B şıkkı 12'yi onayladık. Bravo Berat. Nasıl matematikle aram? Matematikle aram çok iyi. Yani i̇yi.
sınıfta güzel bir matematiğim. Güzel. Notların da iyi geliyor matematikte? Evet. İyi, aferin sana. Bravo. Hadi bakalım. Şimdi 1.000 lira değerindeki yeni anahtar kelimelerin yağış, anne ve uyku. Anne mi? Anne diyorum. Tamam, peki. Tabii ki anne diyelim. Anne yarısı olarak bilinen akrabamız hangisidir? A. Hala. B. Anneanne. C. Teyze. D. Elti. Bu soru da biraz kolay. C. Teyze diyorum. Onaylıyorum. Onaylı. Elbette. Senin teyzen var mı? Benim teyzem yok. Teyzen yok. Daha çok dayım var. Daha çok dayım mı var? Evet. Tamam, peki. Böylece ne yaptık? 3 soruda 3 doğru cevap bildik. Berat Efe, tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. 2000 lira değerinde yeni anahtar kelimeler geliyor. Buyurun görelim bakalım. Rol, sinema, efsane. Rol deyince aklıma direkt BKM geliyor. Fakat rolde ne çıkacağını bilmiyorum, zorlanabilirim. Hmm. Sinema deyince benim eski kamera koleksiyonum var. Öyle mi? Evet. Ha, ne zamandır yapıyorsun? Yaklaşık 1-2 yıldır. Eski babam, kameralar derken? Eski kameralar mesela normal fotoğraf kameraları, monitörler. Ne güzel. Onlar gibi, babamın da antikacı olması bana biraz yararlı bulunuyor. Tabii ki. Evet. Peki, sinemayı aynı zamanda da seviyor musun? Filmleri izler misin? Evet. Sevdiğin aktörler, aktrisler var mı? Var yani. Kimler? İdolüm olan Cem Yılmaz. Evet. Onun dışında eski oyunculardan Kemal Sunal. Ne güzel. Kadir İnanır, ne Cüneyt güzel. Arkın, evet. Türkan Şoray. Ya ne güzel. İzliyor musun onların filmlerini? Evet. Hala yani televizyondan açıp açıp izliyorum. Evet. Telefondan açıp izliyorum. Bir de Çağlar Çorumlu. Ha, bir de Çağlar var. Ne kadar güzel. Evet. Gençlerden de Çağlar var. Evet. Süper. Peki, ne seçelim? Madem sinema ile ilgili bu kadar şey biliyorum, sinema diyeyim ben o zaman. Peki, sinema diyelim. Sinema üstüne çok konuştuk. Selvi Boylum Al Yazmalım isimli sinema filminde Türkan Şoray'la başrolü paylaşan oyuncumuz hangisidir? A. Cüneyt Arkın. B. Kadir İnanır. C. Kartal Tibet. D. Ayhan Işık. B. Kadir İnanır. Onaylıyor. Peki bakalım. Elbette. Bravo. Ne güzel filmdir değil mi? Evet, çok İzledin güzel. İzledin mi? İzledim. Ne güzel. Türk sinemasının önemli eserlerinden bir tanesidir. Selvi Boylum Al Yazmalı. Al Yazmalı. Evet, bu da bizi 3000 liraya getirdi. Evet. Berat Efe, sana bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Çocuk olmak sence nasıl bir duygu? Yani çocuk olmak çok güzel bir duygu. Çok fazla mesela büyükleri istediğiniz kadar soru sorabiliyorsunuz yani bilmediğiniz şeyler olduğu için. Yani çok güzel bir duygu. Benim çok hoşuma gidiyor çocuk olmak. Seviyor musun soru sormayı peki? Evet. Çocuklara ne dersin burada? Yani hiç yani sıkılmasınlar, daralmasınlar. Herkese sürekli soru sorsunlar. Hep öğrensinler değil mi? Evet. Hep merak etsinler. Çünkü merak ettikçe, öğrendikçe insanın bilgisi artıyor. Aynen. Özellikle de çocuk yaştayken beynimizde çok açık oluyor her şeye. Her şeyi öğreniyoruz. Öğrenebiliyoruz. Evet. Daha rahat öğreniyoruz. Çünkü ilerledikçe yaşımız öğrenme biraz daha azalıyor. Aynen. Onun için de çocukluğun aslında tadını çıkartmak lazım. Aynen öyle. Bir taraftan da eğlenmek lazım. Her şeyi eğlenerek öğrenmek. Eğlenerek öğrenmek en güzeli. Ne güzel söyledin. Peki. Hadi devam edelim mi? Evet. Tamam. Önce anahtar kelimelerimizi görelim. Macera. Karakter. Kravat. BKM'de yani Güldüğü Güldüğü Şov Çocuk'ta evet. Çok fazla karaktere girdiğimiz için hı-hı. Karakter demek istedim. Tamam, karakter diyelim. Miskin Sid, Kaplan Diego ve Mamut Manny hangi animasyon filminin karakterleridir? A. Buz Devri. B. Madagaskar. C. Neşeli Ayaklar. D. Kung Fu Panda. Şimdi zorlandım bu soruda. Öyle mi? Evet. Ben izlemişsindir diye düşündüm. Bronz Jokerler var. Sana yardımcı olabilir. Tam da onu söyleyecektim. Ben Bronz Jokerimi kullanalım Berat Efe. Hangisi için? D. Kung Fu Panda. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Kung Fu Panda değilmiş Berat Efe. Geriye kaldı 3 tane şimdi. 3 tane de Bronz Joker var. Ben bir bronzumu da kullanalım. Hangisi isterim? Madagaskar. B şıkkı Madagaskar için bronz şeker onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam.
Miskin, o zaman... Sit. Kaplan Diego. Ah, şimdi çıkarttım. Beni. Hangisiydi? A, buz devri. Onaylıyorum. Tek. Tabii ki. Berat Efe, sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de çok severim buz devrini. Çok çok izledim. Gerçekten. Çok iyi. Severek izledim hem de. Hani bence büyüklerin de bu tür özellikle animasyon filmlerini izlemesi lazım. Çünkü çok güzel, evet, filmler değil mi? Çok da keyifli filmler. Aynen. Konuları da çok güzel. 5 tane çekildi galiba buz devrinden hatta. Evet galiba buz devri 5, 4. 5 vardı en son. Peki çok güzel. Şimdi 5 soruyu geride bıraktık Berat Efe. Sıradaki sorumuzun değeri 5.000 lira olacak. Önce anahtar kelimeleri gelecek. Ama ondan önce sormak istiyorum. Peki 23 Nisan'da böyle kendini nasıl hissediyorsun? Yani. Normal bir haftadan daha ziyade güzel hissediyor musun? Ya da mesela o okuldaki çalışmalar seni heyecanlandırıyor mu? Çok heyecanlandırıyorlar. Zaten yani 23 Nisan çocuklara armağan edilmiş bir bayram olduğu için yani kendi günüm, kendi özgür günüm, kendi ferahlığımı hissediyorum. Ne güzel. Rahatlığımı hissediyorum. Ne güzel. 23 Nisan'ı çok seviyorum. Çok güzel. Yaşa, biz de öyle. Şimdi sıradaki sorumuz 5000 lira dedik. Bakalım anahtar kelimeleri neymiş efendim, onu bir görelim. Kelebek, rasathane ve gökyüzü. Rasathane hakkında pek bir bilgim yok. Gökyüzünü de yani hiç bakmadım, ilgilenmediğim bir konulardan bir tanesi. O yüzden kelebek demek istiyorum. Kelebek diyelim, peki. Bakalım efendim, kelebek anahtar kelimesinin sorusu neymiş, buyurun görelim. Kelebeklerin kelebek olmadan önceki hali hangisidir? A. Solucan, B. Kelep, C. Tırtıl, D. Uğur böceği. B şıkkı çok komik geldi bana. Değil mi? Evet. Kelebek olmadan önceki hali olabilir mi sence? Olamaz. Kelep. C. Tırtıl diyorum, onaylıyorum. Tebrikler. Bravo. Teşekkürler sana. Değil mi? Kelebek önce tırtıldır. Aynen. Daha sonra? Sonra koza da kelebek. Kozadan kelebek çıkar. Ne güzel olur. Bu da bizi 5000 liraya ulaştırmış oldu. Daha doğrusu 10.000 lira değerindeki anahtar kelimelere ulaştırmış oldu. Heyecan var mı? Nasıl gidiyor? Ya biraz heyecan var. Ama güzel gidiyor. Çok eğleniyoruz. Eğleniyor musunuz? Evet. Ne güzel. En önemlisi o bizim için. Ama eğlenelim. Peki. Şimdi 10.000 lira değerindeki sorular için anahtar kelimeleri görelim mi? Görelim. Hadi bakalım. Buyurun gelsin görelim. Biçim, patates, ders. Nasıl derslerle aran? Derslerle aram çok iyi. Fakat şimdi burada yani rezil olurum diye bir şey demek istemiyorum. Peki. Biçim, nasıl bir biçim çıkacağı belli değil. Tamam. Onda da biraz şüphem var. Peki. Patates. Ya patates, patates de güzel, patates daha kolay. Değil mi? Aynen, patates patatestir. Peki, sever misin patates? Çok. Hangi çocuk sevmez ki? Yani. Değil mi? Ben de severim. Diyelim mi? Evet, patates diyelim. Peki, hadi bakalım. Patates anahtar kelimesini seçelim. Şimdi sorunun değeri 10.000 lira. Patates anahtar kelimesinin sorusu neymiş? Buyurun görelim. Patates baskı yapan bir çocuk hangi derste olabilir? A. Resim, B. Matematik, C. Beden eğitimi, D. Fen bilgisi. Bu soru biraz kolay. A. Resim, onaylıyorum. Peki. Elbette. Bravo. Berat Efe, tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Çok iyi gidiyoruz. Şimdi şöyle bir hatırlatayım. Ben sana hatırlatmayı unuttum, biliyorsun. Bir yarışmamızda bir gümüş joker var. 4 tane de bronz vardı. Bronz jokerlerimizden ikisini kullandık biz seninle. Ama evet, ikisi de hala duruyor. Bir de gümüş joker var. Gümüş jokeri bildiğimiz bir soruda kullanırsak eğer, o sorunun karşılığındaki para miktarını garanti altına alıyoruz. Ve bağışlayabiliyoruz dolayısıyla. Yani çocuklara kazandırabiliyoruz. Onun için ben sana şimdi hatırlatacağım 15.000 lira değerindeki sorumuzu sorduktan sonra. Tamam. Tamam mı? Şimdi önce bir anahtar kelimelerimizi görelim efendim. Sınıf, levha, kara.
Kara nasıl bir şey? Onu bilmediğim için. Kara siyah gibi böyle kara. Karayı tercih etmiyorum ben. Peki. Yani ne çıkabilir bilmiyorum. Sınıf. Yani sınıfla da ilgili ne gelebilir onu da tam bilmiyorum. Evet. Levha, trafik levhası olabilir mesela. Tamam. Onun için levha diyorum. Peki levha diyelim, böylece altın peteğe de biraz yaklaşmış oluruz. Evet. Tamam. Bakalım efendim, belki de altın petekten önceki son soru bu. Belki. Soruyu doğru cevaplarsak altın petek sorusunu görebileceğiz Berat Efe ile. Buyurun levha anahtar kelimesinin sorusunu görelim. Kahverengi trafik levhaları hangisini işaret eder? A. Tünel. B. Şehir merkezi. C. Turistik yer. D. Çevre yolu. Bu soru biraz bana zor geldi. İki tane bronz jokerimiz var Berat efendim. Bir de gümüş jokerimiz var. Şimdi gümüş jokeri nerede kullanıyoruz biliyorsun değil mi? Evet. Paramızı garanti altına almak için. Evet. Şimdi bir sonraki soru altın petek olduğuna göre bence şu gümüş jokeri bir kullanalım. Olur, gümüş şekeri kullanıyorum. Tamam, onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Sorumuzun değeri 15 bin lira. Berat Efe bu soruyu bilirse 15 bin lirayı bağışlayabileceğiz. Şimdi. Soruya odaklanalım şimdi. Kahverengi trafik levhaları. Bronz kullanabiliyor muyuz tabii bu arada? Tabii ki. Ben bir tane de bronzumu kullanmak istiyorum. Tamam, hangisi için? Tünel. A şıkkı tünel için. Evet. Bronz joker. Evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam. Tünel değilmiş. O zaman ben bir bronzumu daha kullanayım. Bence de. Hangi C için? Turistik yer. C turistik yer için. Bronz joker. Onaylı. Onaylı. Tebrikler. Bravo. Berat Efe tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. 15 bin lirayı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlamayı garanti altına aldık. Evet. Ne hissediyorsun? Yani çok mutluyum. Arkadaşlarımıza katkıda bulunduk. Evet. Onun da sevincini yaşıyorum. Ne kadar güzel. Yani çok mutlu oldum şu anda. Yaşa, biz de mutlu olduk senin mutluluğunla. Hem de senin başarın sayesinde de böyle güzel bir yere gitmesi de bizi de çok mutlu etti. Sen yardımsever bir çocuksun galiba değil mi? Evet, biraz. Okulda da öyle misin? Evet, okulda da öyleyim. Yani mesela kitabı olmayan arkadaşımla kitabımı paylaşırım mesela. Yemeği olmayan arkadaşımla yemeğimi paylaşırım. Ne güzel. Yaşlılara yardım ediyor musun mesela? Evet, karşıdan karşıya geçiririm mesela. Ne güzel. Onun dışında poşetleri varsa, ağırsa ben taşıyorum. Müthiş. Çok güzel. Çok iyi yapıyorsun. Şimdi sıradaki sorumuzun değeri 30 bin lira. Berat Efe. Hem de kendisi bir altın petek sorusu olacak. Çok güzel yarıştın. Sağ olun. Onun için de altın peteğe kadar geldik seninle beraber. Heyecanlı mısın? Çok. Altın petek soruları çok ilginç oluyor. Çok güzel sorular oluyor. O yüzden heyecanlıyım biraz. Ben de öyle. Hadi bakalım o zaman. Efendim 30 bin lira değerinde altın petek sorusuna gidiyoruz. Büyük alkışlarınızla Berat Efe ile birlikte. Şimdi... Biliyorsun Berat Efe, burada herhangi bir anahtar kelime açmıyoruz. Direkt soruyu göreceğiz. Bir önceki sorumuzda da bronz jokerlerimizi de bitirdik. Evet. Bronz jokerimiz de yok. Artık tamamen bilgimizle baş başayız. Bilirsek 30 bin lira, bilemezsek zaten 15 bin lirayı kazandık, bağışladık bile. Aynen. Tamam, çok güzel. Görelim mi soruyu? Görelim. O zaman haydi bakalım 30 bin lira değerindeki altın petek sorusu gelsin görelim efendim. Şirazeden çıkmak deyiminde geçen şiraze sözcüğü hangi spor dalı ile ilgilidir? A. Yağlı güreş. B. Cirit. C. Boks. D. Eskrim. İşte bu soru beni çok zorlayacak. Bu da şimdi bir altın petek sorusu. Yani. Biraz zor olabilir. Ama bir düşünelim üstüne bakalım. Cirit olabilir mi? Olabilir. Eskrim olamaz bence. Boks. Ben boks yapmıştım. Fakat bilemeyebilirim soruyu.
Ben A, yağlı güreş. Onaylıyorum. Peki. A şıkkı yağlı güreş dediği Berat Efe değilse bile öğrenmiş olacağız. Şirazeden çıkmaktaki şiraze sözcüğü hangi spor dalıyla ilgiliymiş bakalım. A şıkkı yağlı güreş. Doğru mu değil mi? Buyurun görelim. Tebrikler. Bravo. Yağlı güreşmiş. Bilmem. Hani... Şirazeden çıkmak aslında hani böyle birisi belli bir davranış içerisinde birazcık böyle yanlara kaydığı zaman ya da böyle şirazeden çıktı derler aslında. Hmm. Bu tabii deyim olarak aklında öyle kalsın. Ama şiraze aynı zamanda demek ki yağlı güreşte de kullanılan bir deyimmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet. Yani şey derler salladım tuttu diye. Evet. Biraz aynen öyle, öyle oldu. Tamam olsun, o da senin kısmetinmiş. Aynen. En güzeli 30 bin lira. Yani 15 bin lirayı garanti altına almıştın. Bir 15 bin lirayı daha Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlamış oldun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Büyük ben bir alkış Berat Efe için. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi. Seni uğurlamadan önce hem 23 Nisan'la ilgili hem de duygularını, düşüncelerini almak isterim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tüm dünya çocuklarının kutlu olsun. Herkesin bu 23 Nisan'da yüzü güler inşallah. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz Berat Efe. Sağ olasın. 30 bin lira ödülle uğurluyoruz seni. Evet. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet efendim, Berat Efe de çok güzel yarıştı bugün. Tam 30 bin lira ödülü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlamış oldu. Ve yarışmacımız Sibel Melek Arat geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Gel bakalım. Yardımcı olayım mı? Çıkarım. Aferin. Ama başlamadan önce bir şey söylemek isterim. Lütfen. Hani siz bize hediye verdiniz ya. Evet. Ben de size kendi ellerimle yaptığım bir tane tabak altı vermek istiyorum. Aa, çok teşekkür ediyorum. Hemen açabilir miyim? Olur. Tamam, burada hemen açıyorum. Şöyle yerime geçeyim Melekciğim. Müsaadenle Engin abime sevgilerle efendim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hediyem oldu. Şu anda çok heyecanlıyım. Heyecanımdan açamıyorum. Çok güzel. Ay çok güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasın. Sibel'cim neler yapıyorsun? Ben okula gidiyorum. Onun dışında bir şey söyleyeyim. Ben hikaye yazıyorum. Ne yapıyorsun? Hikaye yazıyorum. Hikaye yazıyorsun. Ondan sonra... Çekime gidiyorduk bir ara ama evet. Artık gitmiyoruz, bitti. Tamam, belki yenileri olur. Şimdi de 23 Nisan provalarına gidiyoruz. Ah, 23 Nisan'da ne yapacaksın anlat bakalım. 23 Nisan'da sahnede hem şarkı söyleyeceğim hem de böyle dans gibi bir şey yapacağız. Hazır mısın? Evet. Güzel çalıştınız mı? Hı hı. Hadi bakalım güzel. Peki sen ne zamandır resim de yapıyorsun? Hem de resimde bildiğim kadarıyla ödüllerin de var değil mi? Evet. Anlatır mısın biraz? Ben 5 yaşında sergi açtım. İlk başta babam resimleri gönderdiği zaman demişler ki... Bunu şey ismedi, resimler ama 5 yaşındaki bir çocuğun resimlerini sergilersek birazcık hoş olmaz mı falan demişler. Çünkü küçücük çocuğun resimleri pek güzel olamaz. Öyle ama mi? Sonra resimlerimi getirmiş babam ve çok beğenmişler. Ya. Üstelik hayvanları da çok severim. Bir sürü hayvan besledim. Neler besledin? Bıldırcın, civciv, ördek, sonra bu kadar bir tane örümcek. Aa, örümcek mi besledin? Evet. Çok ilginç. Hayvanları çok seviyorum. Sonra evde bir tane kedim var, hatta martım da orada. Martın da mı var? Aa, evet. Baykuşun mu vardı? Evet. Bir sürü hayvan besledim ben. Evet. Şimdi de evde bir tane kedimiz var, o kediye bakıyoruz. Ne güzel, ismi ne? Miniş. Miniş mi?
Aa, ne kadar güzelmiş. Peki okulda neler yapıyorsun? Okulda çoğunlukla ödev. Genelde ödevlerini yapıyorsun. Evet. Onun dışında da oyun oynuyorsun. Evet. Ne tür oyunlar seviyorsun? Ne tür? Ebelemece, saklanmaç, körebe. Peki Sibel Melek'cim, başlayalım mı? Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Peki o zaman efendim Sibel Melek'in ilk sorusu geliyor ve başlıyoruz, buyurun. Hangisi genellikle kahvaltı sofrasında tükettiğimiz bir besin değildir? A. Zeytin. B. Peynir. C. Yumurta. D. Makarna. D. Makarna demek istiyorum. Kahvaltıda yemiyoruz değil mi? Yemiyoruz. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Evet. Doğru cevap. Tebrikler. Şöyle resimlerini de buraya koyuyorum ben. Çıkarken bunları alacağım, tamam mı? Şimdi ikinci sorumuz, artık anahtar kelimelerimiz var biliyorsun. Bu anahtar, evet, kelimelerle yolumuzu belirleyeceğiz. Maymun, yiyecek, at. Yiyecek. Yiyecek diyelim. Tamam. Hangisi maymunların en sevdiği yiyecek olarak bilinir? A. Kivi. B. Muz. C. Enginar. D. Okaliptüs. B demek istiyorum, muz. Onaylıyor musun? Evet, onaylıyor. Tamam. Tebrikler. Bravo. Ve böylece 1000 lira değerinde anahtar kelimelere geldik. Uzay, bilim ve insan. Bilim demek istiyorum. Bilim, ne kadar güzel. Uzaya giden ve orada araştırmalar yapan bilim insanına ne isim verilir? A. Mekik. B. Astronomi. C. Astronot. D. Mucit. C. Astronot diyorum. Onaylıyor musun? Evet, onaylıyor. Onaylıyoruz. Evet, tebrikler. Çok iyi gidiyoruz. Ve işte sırada 2000 lira değerinde anahtar kelimelerimiz. Hayvan, isim ve tür. İsim demek istiyorum. Peki, isim diyelim. Melek dümdüz gidiyor altın peteğe doğru. Bakalım. Kukumav hangi hayvanın bir türüne verilen isimdir? A. Karınca. B. Kuş. C. Balık. D. Yılan. Kuş. Değil mi? Ne derler? Ne derler? O kuşa. Kukumav. Evet. Onaylıyor musun? Evet, onaylıyorum. Peki. Tebrikler. Kukumav kuşu derler değil mi? Evet. Evet. Peki işte 3000 lira değerinde anahtar kelimelerin. Tiyatro, sanatçı, oda. Sanatçı. Peki, hadi bakalım. Şimdi Melek için de aslında sanatçı diyebiliriz. Değil mi? Resimde yaptığına göre. Sergisi bile var efendim. Okuyalım. Sanatçıların oyunlardan hemen önce hazırlanmak ve dinlenmek için kullandıkları odaya ne isim verilir? A. Ofis. B. Kulis. C. Fuaye. D. Koridor. B. Şık kulis demek istiyorum. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Aferin sana. Melek'ciğim, merak ediyorum. Martı da besledim dedin değil mi? Evet. Nasıl besledin Martı'yı? Martı çatımızdan düşmüştü. Öyle mi? Evet. Yaralanmış mıydı? Uçamıyordu. Öyle. Daha bebekti zaten. Aa. Sonra bizim aslında komşu bulmuş o martıyı. Evet. Sonra komşu, biz de yoldan geçiyorduk komşunun oradan. Sonra ben komşunun elinde kuşu görünce hemen oraya yöneldim. Sonra komşu daha bir şey demeden komşunun elinden martıyı aldım. Görüşürüz, biz ona bakarız dedim. Aferin sana. Sonra nasıl baktınız martıya?
Martı çok ısırıyordu böyle. Onunla ip çekmece oynuyorduk evde böyle. Küçük lastiklerimi ağzına tutuyordu böyle. Kumaş gibi lastiklerim vardı. Sonra o bir tarafından çekiliyordu. Ben bir tarafından çekiliyordum. Sonra ona et, ciğer falan veriyorduk. Hı hı. Sonra da büyüyünce de uçup gitti mi? Büyüyünce onu bir yere verdik. Hayvan fakültesine. Tamam, orada onun hem de tedavisiyle orada ilgilendiler değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Sen de böylece Martı'ya çok güzel bir iyilik yapmış oldun. Hı hı. Aferin sana. Şimdi devam edelim mi? Evet. Hadi bakalım devam edelim. 5000 lira değerinde anahtar kelimelerimiz gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Çiçek, sarı, yaprak. Sarı. Sarı, peki. Sever misin sarı rengini? Evet. Saçların da sarı, çok güzel. Bakalım sorusu nereden gelecek? Gelsin görelim efendim. Ortası sarı, yaprakları beyaz renkte olan ve genellikle seviyor, sevmiyor falında kullanılan çiçek hangisidir? A. Gül, B. Papatya, C. Menekşe, D. Karanfil. B. Papatya demek istiyorum. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Tebrikler Melek. Çok iyi gidiyoruz. Bak şöyle bir 6 tane soru geçmişiz. Hepsine doğru cevap verdin. Dümdüz de yukarı çıkmışsın. Altın peteğe doğru gitmişsin. 4 tane bronz jokerin cepte. Bir tane de gümüş jokerin var. Ben şimdi sana hatırlatacağım onları. Evet. Devam edelim mi? Edelim. Eğleniyor musun? Evet. Tamam, güzel. Hadi bakalım. 10 bin lira değerinde anahtar kelimelerimiz. Gelsin görelim. Yaz, sinema, film. Sinema. Peki. Sever misin sinemayı? Evet. Evet, ne güzel. Hadi bakalım efendim. Sorusunu görelim. Sinema anahtar kelimesini. Hangisi sinema salonlarında sıkça tüketilen yiyecektir? A. Patlamış mısır. B. Mısır gevreği. C. Süt mısır. D. Közlenmiş mısır. Bir şey soracağım cevap vermeden önce. Şimdi burada bir tane gümüş joker var biliyorsun. Evet. Çünkü altın petekten bir önceki soruda olduğumuz için. Eğer gümüş jokerini kullanırsan bu sorunun para ödülü olan 10 bin lirayı garanti altına almış olacaksın. İstersen evet. Onu kullanalım artık. Tamam, kullanalım. Onu kullanalım, parayı garanti altına alalım ki o 10 bin lira dursun. Altın petek sorusunu biliriz bilemeyiz. Gerçi 4 bronz jokerle de kesin biliriz. Ama yine de bu soruda biz kullanalım. Tamam. Tamam, gümüş joker kullanıyoruz. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam. Şimdi. Sinema salonlarında sıkça tüketilen yiyecek nedir? Patlamış mısır. Patlamış mısır sever misin? Evet. Evet, peki onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam. Tebrikler. Müthiş. Melekciğim tam 7 soruya doğru cevap verdin. Hem de hiç bronz joker kullanmadın. Nasıl hissediyorsun? Mutlu ve heyecanlı. Ne güzel. Evet. Peki 23 Nisan sana ne hissettiriyor? Çocuk bayramı. 23 Nisan bana neşe ve çocukların mutluluk içinde yaşamasını hissettiriyor. Ne güzel. Bütün çocuklar neşe içinde, mutlu bir şekilde yaşasınlar. Şimdi biz biraz önce 10 bin lirada gümüş jokerimizi kullandık. Dolayısıyla 10 bin lirayı garanti altına aldık. Yani bu 10 bin lirayı bütün çocuklar mutlu olsun diye bağışlayacağız. Evet. Ama şimdi önümüzde altın petek var. Şimdi yarışmanın kuralı gereği altın petek sorusunu sana sormadan önce sağ taraftaki ve sol taraftaki petekleri açtırmak istiyorum müsaadenle. Tamam. Onları bir görelim. Tamam mı? Tamam. Tamam. Buyurun efendim. Tahta ve soru. Şimdi ortada da bir altın petek sorusu var. Hem de değeri 15 bin lira olacak. Altın petek sorusunu görelim mi? Görelim. Görelim. İstiyordun galiba değil mi onu evet. Görmek? Tamam peki. Beyefendim alkışlarınızla tam 15 bin lira değerindeki
altın petek sorusuna gidiyoruz. Heyecanlı mısın Sibel Melek? Heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Şu altın petek sorusunu görelim mi? Görelim. Hadi gelsin mi? Gelsin. Tamam peki. Hadi bakalım efendim. 15 bin lira değerindeki altın petek sorumuz Sibel Melek için. Buyurun gelsin görelim. Alfabemizdeki sesli harfleri sessiz harflerden çıkartırsak hangi sayıya ulaşırız? A 11, B 12, C 13, D 14. Bence bulabiliriz. Bulamasak bile. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bronz joker hakkımı kullanmak istiyorum. Söylememe gerek bile kalmadı. Bronz joker hakkımı kullanıyorum ve 13 diyorum. 13 mü diyorsun? 14 diyeyim. Sesli harfler kaç taneydi? Hadi ben seslileri söyleyeyim sana. Tamam. 8 tane. Alfabemizde kaç harf var? 29. 29'dan 8 çıktı. 14 diyorum. Bronz joker? Bronz joker kullanıyorum. Kullanıyoruz. D şıkkı 14. Bronz jokeriyle. Evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Heyecanlı mısın? Evet. Çok mu? Evet. On dörtteymiş. Bir tane daha bronz joker kullanıyorum. Bir tane daha bronz joker. Evet. Peki hangi şık için? Hangi şık için? 13 için. 13 için? Evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bronz jokeriyim. Tebrikler. Tebrik ediyorum. Sibel Melek tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel yarıştın. Teşekkür. Çok da keyifli yarıştık seninle. Evet. Tam 15 bin lira ödül kazandın. Hem de bu ödülü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışladık seninle birlikte. Böylece aslında evi olmayan, okula gidemeyen çocuklara yardımcı olduk. Biraz önce senin de söylediğin gibi 23 Nisan'da bütün çocuklar mutlu olsun, sevinsinler, oyun oynasınlar diye senin de çok güzel bir katkın oldu. Sana teşekkür ediyorum çok. Rica ederim. Benim hislerim böyle. Senin hislerin nasıl? Sen ne hissediyorsun? Ben de bu yarışmayı kazandığım için ve çocukların mutlu olacağı için çok mutluyum. Ne güzel. Çok teşekkür ediyorum sana. Ve bu güzel hediyeler için de sana bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu güzel el emeğin için ve ileride eminim ki senin sergilerinde çok daha güzel resimlerini göreceğiz. Ve onlarla da ufkumuz açılacak. Senin hayal dünyana biz de ulaşabileceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Tamam hadi bakalım o zaman alkışlarla Sibel Melek'i uğurluyoruz. Gel bu taraftan. Buraya gel. Sana da sarıl kocaman. Gel. Oh. Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz. Evet efendim işte pırlanta gibi bir çocuğumuz daha tam 15 bin lira değerindeki altın petek sorusunu bildi. Ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne 15 bin lira daha bağışlamış olduk. Ve şimdi de yarışmacımız Emir Berke Zincidi geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyisin, nasılsınız? İyi. Gel. Atla bakalım. Nasılsın Emir Berke? İyiyim, çok teşekkürler. Neler yapıyorsun? İşte okula gidiyorum. Nasıl gidiyor okul? Çok iyi. Çok iyi. Takdir. Takdir alıyorsun. Evet. Aferin sana. Bu hafta 23 Nisan haftası. Evet, çok neler güzel oluyor bir hafta. Okulda var mı hazırlıklar? Okulda hazırlıklar var ama... Ben girmek istemedim. Girmedin sen? Ha girmedim yani. Kendim
girmedim. Tamam. Öyle ama güzel yani. Güzel. 23 Temmuz'u çok seviyorum. Peki bu aralar çekimler var mı hiç? Bu aralar Haziran'da Allah izin verirse olacak. Olacak inşallah. Evet. İyi hadi bakalım. Peki güzel, neler yapıyorsun temiz. Okuldan boş vakitlerde, kalan boş vakitlerde? Spor yapıyor musun mesela? Spor, evde oturuyorum, kitap okumak. Kitap okuyorsun? Eğleniyorum, oyun oynuyorum arkadaşlarımla. Neler oynuyorsunuz? Saklambaç, futbol, basket. Basket oynuyor musun? Evet. Oo ne güzel. Seviyor musun? Çok severim. Ben de çok severim basketbol. Peki başlayalım ister misin? Başlayalım. Peki hemen başlayalım o zaman. Emir Berkin'in ilk sorusu gelsin. Buyurun başlıyoruz efendim. Araç kullanan birisinin hangisini yapması doğru olacaktır? A. Telefonla konuşması. B. Mesaj yazması. C. Trafik işaretlerine uyması. D. Çok hızlı sürmesi. Yani bana göre basit bir soru. Değil mi? Tabii ki. Telefonda Ceyhan. Konuşulmaz. Evet. Sen söyle istiyorsan. Başka neler yapılmaz araç kullanırken? Mesaj zaten yazılmaz. Telefonda aynı şeye giriyor. Hızlı sürmek hiç güzel olmaz. Kaza doğru. Olabilir. Buradan da büyüklerimize evet. De söylemiş olalım. Evet. Ben de Ceyhan diyorum. C diyorsun. Evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Ne yapalım? Bekleyelim. Trafik işaretlerine uyalım. Evet, trafik işaretlerine uyalım. Aynen. Bakalım doğru mu? Elbette doğru. Emir Berk'e bildiğin gibi artık anahtar kelimeler var. Evet. Onları seçeceğiz. Yolumuza tamam. Devam edeceğiz. İşte onlar. Kilo, kuruş, futbol. Kilo ile alakalı çok bir bilgim yok. Kuruş para anlamındadır diye evet. Düşünüyorum. Parayla çok fazla ilgilenmiyorum. Henüz değil. Evet. Futbol demek istiyorum. Futbolu çok severim. Sever misin? Evet. Peki futbol diyelim o zaman. Resmi bir futbol müsabakasında takımların toplamda kaç değişiklik hakkı vardır? A 11, B 3, C 6, D 9. Yani A 11 çok fazla. Zaten takım normal olarak 11 kişi. Değil mi? 11 kişi sahaya çıkıyor. Zaten yedekte 11 kişi yok. 11 kişi yedekte evet. Yok. Tamam. A'yı koyduk kenara evet. Emir belki. B olabilir. Yani B diye hatırlıyorum büyük ihtimalle. Peki. C B'nin 3 katı, 2 katı var. 2 katı. Ama 6 da olmaz. Zaten yedekler 6 kişi diyebiliyorum ben. Şimdi soruya dikkatli okuyalım ama bak. İşte kaç değişiklik hakkı? Takımların evet. Diyor. Ha takımların. İşte 6 olmaz diye düşünüyorum ben. Hı. Şimdi futbol müsabakası olması için 2 takım olması lazım. Evet 2 takım. Tamam. Oraya dikkat edelim. Ha takımların. Ha tamam. Kapan o zaman... karıştıysa istersen bir bronz kullanalım. Toplamda. Toplamda. He. Evet. Tamam. A'yı zaten eledik. A'yı eledik. Tamam. Şimdi. O zaman B de olmaz. Çünkü bir takımın kaç tanedir? Bir takımın 3 tanedir diye düşünüyorum ben. Müsabaka olması için 2 takım lazım. Evet. 2 takımın kaç tane oluyor? 6 oluyor. Diyelim mi? 6 diyeceğim. Peki. Bir bronz joker kullanalım mı? Çok güvenemedim ama yok kalsın tamam o zaman C diyelim ilk önce. C diyelim. Evet. Tamam peki onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Bakalım C doğru cevap mı görelim. Evet. Soruları böyle biraz daha dikkatli tamam, okursak tamam. Çok iyi olur. Çünkü aslında hayatın geneli için öyle her şeye daha dikkat ettiğimiz zaman... Doğruyu her zaman bulacağız. Şimdi sırada 1.000 lira değerinde anahtar kelimeler var. Gelsinler mi? Gelsinler. Hadi gelsinler görelim. Yayın, araç, lira. Ben yayın demek istiyorum. Yayın yani değil. Canlı yayın gibi. Evet, dizilerin yayını. Evet. Senin alışkın olduğun aslında yayın çalıştığın. Yayın demek istiyorum. Peki, yayın diyoruz. Hangisi televizyonda yapılan yayın türlerinden biri değildir? A. Canlı yayın. B. Süper yayın. C. Bant yayın. D. Tekrar yayın. A. Canlı yayın zaten yapılıyor. Evet. Onu koyduk kenara. Onu koyduk. C. Bant yayını televizyonlarda olabilir diye düşünüyorum. Tekrar yayını bu var zaten. Bir filmin tekrarı, yani bir canlı yayın tekrarı. Oluyor. Süper yayın demek istiyorum. Beş şıkkı. Beş şıkkı. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam. Tebrikler.
Ve sırada 2000 lira değerinde anahtar kelimelerimiz var Emir Berke. Gelsinler efendim görelim. Kardeş, çıta, baba. Kardeşim var. Çok tatlı. Kaç yaşında? Yani şu an 3 aylık. 3 aylık? Evet, çok tatlı. Daha minicik. İsmi kardeş, ne? İsmi Mert Doruk. Kardeşten yavaş yavaş anlıyorum. Çıta... Sen de yani, abi oldun artık. Evet, evet. Ne güzel. Çıtaları yükseltmek anlamında olabilir. Hmm. Baba zaten babam. Baba. Baba demeyelim ya, kardeş diyelim. Kardeş diyelim. Evet. Tamam, 3 aylık kardeşimiz varmış. Ne evet. Güzel, kardeş diyelim. Babamızın erkek kardeşi, kız kardeşimizin nesi olur? A. Amcası. B. Dayısı. C. Halası. D. Teyzesi. C ile D'yi direkt eriyorum. Onlar kız oluyorlar. Doğru, değil mi? Evet. Halayla teyze kadın olurlar. O zaman ben bronz joker kullanayım. Tamam, bir tane bronz joker kullanalım. B diyorum. B şıkkı, dayısı için bir bronz joker. Evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Ha, değilmiş. Dayısı değilmiş. Tamam. Şimdi babanın abisi var. Evet. Ne diyorsun sen ona? Babamın abisine amca diyorum. Senin kardeşin ne diyecek? O da amca diyecek. Yani? Yani demek ki A yani. Diyelim mi? A diyelim. Tamam, onaylayalım. Onaylayalım. Peki. Elbette. Böylece 3000 lira değerindeki anahtar evet. Kelimeleri görüyoruz. Evet. Haydi bakalım. İşlem, sene, taş. Ya aslında matematiği çok severim. Ama bu sefer işlem demek istemiyorum. Çünkü diğer sorular daha kolay gibi geliyor bana. Peki. Taş, alakalı bir fikrim yok. Tamam. Sene, yıl. Yıl, evet. Yıl hakkında güzel fikirlerim var. Var, bakalım. Diyelim mi sene? Yıl, sene. Tamam. Ülkemiz hangi sene kurulmuştur? A. 1920. B. 1923. C. 1918. D. 1915. Bu soru çok zormuş ya. Olsun, öğrenmiş oluruz. Bronz joker kullanmayı onaylıyorum. Peki, hangisi için? Denizli diyorum. 1915 diyorsun. Ya öyle düşünüyorum ya. Peki. Öyle düşünüyorum. Onaylıyor musun? Evet. Tamam. Değil. Şimdi 1915 değil. Çok zormuş bu soru ya. Şimdi 23 Nisan'dayız değil mi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atatürk niye 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmişti? Yani bizim gelecek olduğumuzu düşündüğü için. Evet, çocuklar bir ülkenin geleceğidir diye. Cumhuriyetin de esasen geleceği çocukların elinde diye. Evet, ben tahminimi buradan ileteyim o zaman. Peki, söyle bakalım. A olacağını düşünmüyorum. Tamam. Ya A, ben sildim aklımdan. B olabilir gibi geliyor, C olabilir gibi geliyor. Ama kalp yani hissettiğimi söyleyeceğim. Söyle. B demek istiyorum. B şıkkı. Evet. 1923. Evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tabii. Tebrikler. Bunu da artık hiç unutmamış oluruz. Evet. Cumhuriyetimizin ilanı da 1923 ben yılındayız. Değil mi? Ülkenin kuruluşu değil mi? Zannettim. Evet. Hatırladın şimdi. Evet, hatırladım. Ben bildiğine emindim ama yarışmanın da heyecanıyla insan bazen evet. Unutabilir. İşte şimdi de 5000 lira değerindeki anahtar kelimelere geliyoruz. Ama öncesinde sormak istiyorum. Nasıl hissediyorsun? Nasıl gidiyor yarışma? Heyecanlı, bayağı heyecanlı. Hiç heyecanlı değildim başta. Şimdi heyecanlanmaya başladım. Evet. Çünkü yarışma çok güzel gidiyor. Evet. Çok güzel bir şey yapıyorsun. Evet, çok güzel bir şey. İnşallah altın peteğe gelirim ve altın peteği kazanırım. Inşallah. Altın peteği de inşallah kazanırsın. Hem çocuklara da buradan çok büyük bir para ödülü kazandırmış oluruz değil mi? Aa, bak arkada fotoğrafların dönüyor. Biraz bahsetmek ister misin bize? Bahsetmek isterim. Tabii İstanbul'a çektik. Evet. Güzel fotoğraflarım. Bunlar kendi kanalımda yayınlanacak şeyler, fotoğraflar. Gözlüklerle çok havalısın. Ay, burası neresi? Burası manevi dedemin yeri. Öyle mi? Evet. Ne güzel. Beşiktaşlı mısın? Evet. Oo, çok severim. Müthiş. Çok güzel. Tebrikler.
Gidiyor musun arada sırada maçlara? Maçlara gidemiyorum ama izliyorum. Yani ama izliyorsun. İzliyorum. Takip ediyorsun. Takipteyim. Hadi bakalım ne kadar güzel. Peki. Hadi. Bakalım. Şimdi devam edelim mi? Devam edelim. Tamam hadi 5000 lira değerindeki anahtar kelimelerini görelim bakalım Emir Berke'nin. Bisiklet. Yön. 2. Yön diyorum ben. Tamam hadi bakalım yön dedik. Bakalım Emir Berke yön dedi. Görelim sorusu neymiş. Motosiklette ön tekerleğe yön vermeye yarayan ve iki ucunda tutacak yeri bulunan enlemesine çubuğa ne denir? A. Sele. B. Gidon. C. Jant. D. Kadro. Seleyi atıyorum. Sele değildir. Ha, bir yerde hatırlıyorum. Seleyi hatırlıyor musun bir yerde? Hayır sele değil. Motosikletin onunu. Ama motosikleti... sele olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Sele değildir diyorsun. Kadro. Kadro değil. Janttır. Ama jant arabanın altındaki tekerleğin orası galiba. Evet. Jantı da atıyorum. Peki. Gidonla kadro. Kadro takım kadrosu olabilir mi diye düşünüyorum. Ne olduğunu anladın değil mi? Ön tekerleğe yön vermeye yarayan. Evet evet. Tuttuğumuz evet. İki ucunda tutacak yeri olan. Bisiklette de olan. Evet bisiklette de vardır. Gidon da değildir ya. Ben bir bronz joker kullanayım. Tamam bir tane bronz joker kullanalım Emir Berk. Hangisi için? Ben gidon diyorum. B şıkkı gidon. Evet. Bronz jokeri. Evet. Onaylıyorum. Onaylıyorum. Tamam. Evet. Tebrikler. Gidon diyoruz ona. Evet gidon. Çok güzel. Hatırladım. Bu soruyu da bilmiş olduk. Geldik 10.000 lira değerindeki anahtar kelimelere. Miktar arttıkça sende de heyecan biraz artıyor galiba. Ya işte bağışlamak istiyorum o yüzden. Evet evet daha çok kazandıralım istiyoruz. Ne kadar güzel. Peki şimdi 10.000 lira değerindeki anahtar kelimeleri görelim mi? Evet görelim. Hadi buyurun efendim görelim. Müzik, sarsıntı ve dalga. Sarsıntı diyorum. Peki sarsıntı diyelim. Yer sarsıntılarının büyüklüğünü, süresini, merkezini ve saatini saptamaya yarayan, diğer bir adı da deprem yazar olan cihazın adı nedir? A. Termostat. B. Sismograf. C. Voltmetre. D. Ampermetre. Termostat değil çünkü ben termostatı başka bir yerden hatırlıyorum. Buradan değil. Peki, depremle ilgili hatırlamıyorum. Voltmetre de değildir çünkü elektrik. Olabilir. Tamam. Ampermetre ile sismograf arasında kaldım. Peki. Bir tane bronz jokerin var. Evet. Bir de gümüş jokerin var. Evet. Ben sismografı şeyden hatırlıyorum ya. Yani sismografı sis diye düşünüyorum. Hmm. Ama ampermetre de bir metre uzunluğu olabilir. Çok takıldım şu an. Arada kaldım. Arada kaldıysan bence bir tane bronz joker kullanabiliriz. Ama gerek yok bence çünkü daha güzel sorular gelebilir. Çünkü daha güzel sorular geliyor her zaman. Risk almak istiyorsun. Risk almak istiyorum. Peki gümüş jokeri kullanmak istiyor musun? Gümüş jokeri sonraya saklıyorum. Sonraya mı saklıyorsun? Peki. Amper metre bence metre olduğu için değildir. Sismograf diyorum. Öyle mi? B şıkkı. B şıkkı. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam. Evet, yes. Bravo. Tebrik ediyorum. Sağ ol. Ne güzel hesapladın, ne güzel düşündün. Hepsini güzelce ayıkladın, o değil dedin, bu değil dedin. Sismografı da bilmiş oldun. Böylece deprem ölçen aletlere de sismograf dediğimizi de öğrenmiş de olduk aslında. Evet. Tamam, çok güzel. Şimdi 10 bin liraya kadar geldik Emir Berke. Sıradaki sorumuzun değeri 15 bin lira. Çok iyi gidiyoruz. Altın peteğe de kaldı 3 tane soru. Ay. Nasıl heyecan? Çok. Çok mu? Evet. İyi, hiç heyecanlı değildim, çok heyecanlandım şu an. Olsun olsun, heyecan iyidir birazcık. Devam edelim mi? Edelim. Hadi bakalım o zaman. Sırada 15 bin lira değerinde anahtar kelimelerimiz gelsin efendim. Başkent, mahalle, büyük. Başkent Ankara zaten.
Evet, bizim başkentimiz Ankara. Ama başka ülkelerin başkenti diye olabilir. Olabilir. Çok bilmiyorum yani ülkelerin başkentlerini. Çok ülke var bir de. 190'ın evet. Üstünde ülke var dünyada. Mahalle? Çok mahallede takılmadım. Bilmiyorum. Nerede oyun oynuyorsun? Ama arkadaş falan var mı? Anneannemin oralarda ama mahallede bir yandan güzel geliyor. Çünkü orada oynadım, bayağı gezdim. Büyük. Büyük. Yani ne bileyim. Büyük ama neyin büyüğü? Neyin büyüğü olabileceğini her tahmin etmek var bir de şimdi. Evet, her şeyin büyüğü. İşte her şeyin büyüğü olabilir. Oyun, yani yemeğin büyüğü, uçağın büyüğü. Yani o kadar büyük var ki tahmin etmek zor. O yüzden mahalle diyeceğiz. Tamam. Mahalle diyelim. Emir Berke, şöyle bir bakıyorum. Dümdüz Altınpete'ye gidiyorsun. Biraz da doğrudan Altınpete'yi de görmek istiyorsun galiba. Evet. Tamam, güzel. Hadi bakalım. Hadi o bakalım. Zaman mahalle anahtar kelimesinin sorusunu buyurun görelim. TRT Çocuk'ta yayınlanan İstanbul'un bir mahallesindeki dört arkadaşın maceralarının anlatıldığı çizgi film hangisidir? A. Köstebekliler. B. Niloya. C. Rafadan Tayfa. D. Kuzucuk. Ben bu soruyu biliyorum. Biliyor musun? İzledin mi? Bana bir arkadaşım, küçük bir arkadaşım izletmişti. Ben de sevdim. TRT Çocuk'ta. TRT Çocuk Rafadan Tayfa diyorum ben. Öyle mi? Büyük ihtimal odur. Gümüş joker var 15 bin lira. Kullanalım mı? Artık bak iki soru sonra altın petek. Bronz jokeri kullanayım. Gümüş jokeri sonra yasaklayayım. Bronz jokeri kullanayım ya. Ben şimdi bir şey oldum. Öyle mi? Belki değildir mi? Belki değildir dedim. Tamam. Ama bildiğim soru ya. Kullanmıyorum. Rafadan Tayfa diyorum. Kullanmayacak mısın? Peki. Gümüş jokeri de kullanmayacaksın. Aha. Tamam. C şıkkı Rafadan Tayfa. Hiçbir şey evet. Kullanmadan. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam. Çizgi film olduğu için benden daha iyi bileceğini düşünüyorum. Bravo. Tebrikler. Emir Berke, tebrik ediyorum. Yaklaştık ya baya. Evet, altın peteğe çok yaklaştık. Sıradaki sorumuz 30 bin lira değerinde olacak. Hadi bakalım. Seni izleyen arkadaşlar ne diyecekler acaba? Diyecekler. Çok başarılı yarıştığını söyleyecekler bence. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hadi bakalım, devam edelim mi? Edelim. Tamam, 30 bin lira değerinde Emir Berkin'in anahtar kelimeleri. Gelsin efendim, görelim. Tür, spor, futbol. Ben ne desem tür olabilir, spor olabilir. Futbolu zaten yaptık. Futboldan daha zor bir soru gelir diye düşünüyorum. Futbol olmaz. Evet, şimdi 30 bin lira değerinde olduğu için biraz zorlaşıyor sorunuz. Yani futbolda zaten sorduğunuz daha zor gelecek diye düşünüyorum. Evet. O yüzden futbol demiyorum peki, direkt. Peki demeyelim. Tür, insan türleri, hayvan türleri. Hayvanları çok severim. Sever misin? Evet ama... Var mı beslediğin bir hayvan? Çok beslediğim bir hayvan yok. Yok. Ama çok sevdiğim hayvan var çok fazla. Ne güzel. Ama hayvanların kelebek türleri falan gibi sorular olursa korkuyorum. Evet. O yüzden sporu sevdiğim için spor diyorum. Tamam, spor diyelim. Hem böylece sporda altın peteğe en yakın olan petek. Hmm. Tabii bir sonrasında altın peteği görebileceğiz. Eğer bu soruyu doğru cevaplarsak bir sonraki soru altın petek sorusu olacak. Aa. Evet. Çok az kaldı. O zaman bunu ben gümüş joker direkt kullanayım. Tamam, kullanırız. Önce bir soruyu görelim. Bakalım spor anahtar kelimesinin 30 bin lira değerindeki sorusu neymiş efendim, görelim. Eskrim sporu hangisiyle yapılır? A. Kılıç. B. Top. C. Raket. D. Labut. İlk önce gümüş joker kullanıyorum. Önce gümüş joker kullanıyoruz. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam. Sorumuzun değeri 30 bin lira. Tamam. Bir de ben bronz joker kullanıyorum. Tamam. Onu hangisi için? Şey için. Çünkü top zaten futbol. Tamam. Rakette masa tenisiydi. Masa tenisi. Masa tenisi, tenis, normal tenis. O yüzden labutla kılıç arasında kaldım. O yüzden bronz jokerde kullanıyorum. Hangisinde? İlk önce labut diyorum. Peki, D şıkkı labut için evet. Bir bronz joker. Evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Tamam, labut değilmiş. Kılıç. A şıkkı kılıç. Evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Hadi bakalım. Sorumuzun değeri 30 bin lira. Gümüş joker var. Eğer A şıkkı kılıç doğru cevapsa Emir Berke 30 bin lirayı garanti altına almış olacak.
Çok heyecanlıyız. Bakalım doğru cevap mı? Evet, bravo. Yes. Tebrikler. Emir belki 30 bin lirayı garanti altına aldık. Oh, çocuk hizmetlerine de 30 bin lira bağışlamış olduk. Ne hissediyorsun? Çok mutluyum. İnşallah altın peteği kazanıp daha büyük bir ödül bağışlarım onlara. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım. Şimdi sıradaki sorumuz 50 bin lira değerinde hem de altın petek sorusu olacak. Baştan beri söylüyordun altın peteği görmek istiyorum, görmek evet, istiyorum gördüm diye. İşte oraya geldik gerçekten de. Tekrar büyük alkışlarınızla Emir Berke 50 bin lira değerindeki altın petek sorusuna gidiyoruz efendim. Şimdi hazır mısın? Hazırım. Gelsin mi soru? Gelsin. Nasıl heyecan durumu? İyi ya. İyi. Eskisi yani deminkinden daha iyi. Deminkinden daha iyi. Tamam en azından istediğimiz şey oldu. Ben rahatladım evet. Evet altın peteği görmek istiyorduk gördük. Evet. Hadi bakalım şimdi de sorusunu görelim ki doğru cevabı bulursak 50 bin lirayı bağışlayabileceğiz. Buyurun gelsin görelim efendim. Hangi teknolojik aletin ismi eski uygarlıklardan kalma ve üzerinde çivi yazısı bulunan çoğunluğu kilden yapılmış yazılı belgenin ismiyle aynıdır? A. Tablet bilgisayar. B. Fotoğraf makinesi. C. Kompakt bilgisayar. D. Akıllı telefon. Bu soru biraz zor ama tablet bilgisayarın yeni olduğunu, yeni çıktığını biliyorum. Ama isminin o olabileceğini düşünüyorum. Ama tableti bence bulmamışlardı. Çünkü tablet önceden kalma bir isim. Başka markalardan. Evet, eski uygarlıklardan kalma. İşte üzerinde evet. Böyle çivi yazısı bulunan, çoğunluğu kilden yapılmış belgenin ismiyle bu yeni teknolojik aletin ismi aynıymış. Tablet bilgisayar değil diyorum ben. A direkt değil dedim. C olabilir. Çünkü kompakt hani bir belge gibi. Belge gibi bir isim gibi geldi bana. Fotoğraf makinesi değildir. Akıllı belge olabilir. Akıllı telefon. Bilmiyorum. Ama kompakt değildir ya. Araba şeyine gibi geldi bana. Arabanın içine arabada olan bir şey gibi geldi kompakt bana. Kompakt mı? Ha evet. Öyle mi geldi? Bana öyle geldi. Peki. Yani C'yi eledim. Akıllı telefon fotoğraf makinesi tablet. Çok zor bir soru bu. Akıllı telefon ya orada bence akıllarına gelmemiştir ya akıllı telefon diye. Akıllı telefon değildir ya. Kararsız kaldım şu an. Evet üstünde çivi yazısı bulunan o kilden yapılmış yazılı belgeye bir şey diyorlarmış. Ya, tamam yani şimdi çok biz bilmiyorum. Biz günümüzde de onu kullanıyoruz. Çok bilmiyorum ama akıllı telefon değildir ya. Yeni çıkan bir şeydir bence. Fotoğraf makinesiyle tablet abi çok zor. Tablet mi? Fotoğraf mı? Kompakt mı? Akıllı mı? Akıllıyla kompaktı eledim. Peki. Ben fotoğrafı bulamayacaklarını düşünüyorum. Çünkü zor bir isim. Ve bence o zamana kadar bulmamışlardı ve onun üstüne yazmamışlardır. İlk elediğim tableti şu an bana çok mantıklı gelmeye başladı. Fotoğrafı mı tablet mi ya? Ben tablet demek istiyorum. Tablet mi diyeceksin? Onaylıyor musun? Onaylamak istemiyorum ama onaylıyorum. Bakalım efendim. Zor bir soru. Emir belki çok güzel bir fikir yürüttü. Tablet bilgisayar A şıkkı altın petek sorusu 50 bin lira değerinde. Görelim doğru mu yanlış mı? Tebrikler! Bravo! Bravo! Emir Berke tebrik ediyorum. Şimdiki tablet bilgisayarlar biliyorsun evde evet. Herhalde. Okullarda da kullanılıyor artık. Ya. Eskiden o kilden yapılma üstünde çivi yazısı olan şeylere de tablet deniyordu. İsmini de zaten oradan alıyor tablet bilgisayarlar.
Böylece de esasen doğru şıkkı da bulmuş oldun. Evet. Tam 50 bin lira kazandın. Tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim. Biraz önce 30 bin lirayı garanti altına almıştın. Üstüne bir 20 bin lira daha koymuş oldun. Ne hissediyorsun? Çok mutluyum. Böyle başta bulunduğum için çok mutluyum. Bu programa da çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. 23 Nisan'a herkese kutlu olsun. Çok mutluyum. Böyle bir bağış yaptığım için. Yani ne diyebilirim ki? Çok mutluyum. Ne güzel. Senin mutlu olman bizi de çok mutlu ediyor. Çok sağ olun. İyi ki buraya kadar geldin. İyi ki bu güzel soruları çok güzel cevapladın. Ve iyi ki o güzel yüreğinle de bu bütün kazandıklarını Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, yani ihtiyacı olan çocuklara bağışladın. Çok teşekkürler sana. Çok sağ olun. O zaman alkışlarla seni uğurluyorum. Haydi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olasın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ve efendim 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın özel programının burada sonuna geliyoruz. Bütün çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Tek dileğimiz aynı onlar gibi bütün çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeleri ve memleketimize, milletimize faydalı olmaları. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.